House of the Dragon ikinci bölüm. İkinci bölüm birden daha iyiydi diye gireceğim ben direkt. Vallahi mis gibi bölüm daha. Bir şeyi de verdiler. Seyirci gazı da daha fazlaydı bu sefer. <laughs> Canavar gibi girdik. Hatta en güzeli jenerik döndü. Yani ilk bölümde jenerik yoktu. Müzik böyle bir mix versiyonu duymuştum. Viserys yapıyordu jeneriği abi. Onu. <laughs> değil mi? Orada hazırlıyordu. Anca bitirdi herif ikinci bölümü. <laughs> Şeyde olmuştu ya Rings of Power'da. Abi jenerik yaptık diye böyle su dök, şey. <laughs> Duman döküyorlardı <dökiyor> tahtaya. Onun gibi olmuş. Ya, güzel oldu ama. Bur Eski heyecanla döndük yani mi? Burada da Viserys dizi başladı. Hadi oğlum bitir şunu. Alıcay ettirmeyin ya bir durun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler aceleye gelmez. Dragon falan diyor. <laughs> <bunu. gülüyor> Güzeldi jenerik ee, ama ne anlatıyor acaba falan diye. Herkes bir delirmiştir kesin. Abi oradan kan çıkıyor oraya akıyor o sonra birleşiyor hende geliyor falan böyle şekil yapmışlar buraya güzel olmuş. Ben de birinci bölümü eşimle beraber izlerken çok böyle şeydim durdurup baksam mı acaba şunların üzerinde <laughs> ne var diye sonra böyle vurur ağzına Mert Fren diye bakınca o devam ettim ben. <laughs> o yüzden iki kere <laughs> izliyoruz. i̇kinci iki, <da. gülüyor> ikinci izleyişimde evet baktım. Gerçi internette yapmış insanlar yani şey Vizeris'in yaptığı maketin üzerinden kanlar işte Bloodlines yani, hmm. Targaryen şey ağacı soy ağacı akıyor öyle. Evet şeyden başlayıp Aegon'dan başlayıp Megor atlamışlar hatta Maegor'un çocuğu olmadığı için onun şeyi atlanmış işte öyle ha, Aegon'dan Aenys'e geçiyor Aenys'ten Ceheris'e geçiyor Ceheris'ten Viserys'e geçiyor İşte Ceheris bir 9'a falan bölünüyor onun 13 <laughs> tane çocuğu var onun 9'u ergenliğe ulaştığı için 9'a bölmüşler Sonra işte devam ediyor. O arada güzel ayrıntılar da var. Ama casual izleyici izleyici için çok kötü yani. Biraz nerd servis olmuş. Evet hızlı hani, akıyor bir de yani. Game of Thrones'a bakarsan haritaya çıkıyordu. O bir direkt bir world building işlevi vardı onun. Um, hani haritada görüyordun. Ha Kings Landing, ha Winterfell filan diye. Ama bunda öyle bir işlevi yok. Milyonlarca izleyen yani, insan da böyle. Bakmıştır yani. Akıyor bu <laughs> şeyler ama kan akıyor valla. Ortalık kan akacak herhalde. falan diye. Kan <laughs> <laughs> İşte <İstediği gülüyor> insanlar. Hatta oradan güzel bir geçiş de yapmışlar. İşte Sir Rahim öldü derken de böyle işte şarap bardağına tepeden zoom yapıp şarap dolduruyor. Anladınız mı? Kan var falan diye böyle <laughs> Ben, gerçi bu jeneriği değiştirmemişler. Aynı kalmış. Çok önemli bir şey değil de keşke harita benzer bir şey olsaydı da jeneriği uyarlasalardı diye düşündüm. Yani tersini yapsalardı. Ha, okay. Çünkü bu müziği çalınca direkt PTSD gene <laughs> Game of Thrones <laughs> eyvah. Bu dizi ya. aynı dizi gene sonu ayrı, ayrı yere çıkmayacak diye düşünüyor insan. Bir de An onun bir yandan Sen... tersi de var aslında. yani Eskiye dönüş gibi de böyle. Hani müzik de geldi bak. Ya da işte yani. franchise müziği mi yapmaya çalışıyorlar? hani Star Wars theme gibi hani. Aynen bütün evrendeki her şey aynı şeyi kullanıp öyle bir bağlayacaklar anlıyor artık. 4D chess oynuyorlar. Bilmiyorum <laughs> ama yine de elinde normal onu besteleyen adam da hala bu dizi içinde çalışıyor. Hani o adam varken Rana ona cevabı. bir de Targaryen theme yaptırsana de, hani sen iyi olurdu. Ya da hiçbir şey yapamadın. O ana müziğin daha iyi versiyonu var. Hatırlıyor musun sen onu? Hmm, hatırlıyorum evet. Hatırlıyor musun? Daha, <laughs> Nereden hatırlıyor iyi <gülüyor> <gülüyor> Nereden hatırlayayım <laughs> Hatırlamıyorum. Duyuyor musun sen bunu? Yok çok az <laughs> geliyor. <laughs> ha gel, geldi geldi biraz. Dur bakayım bir daha tut. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Ben de. Peter, Peter, tamam, tamam. Peter, <laughs> diyor <laughs> Peter Dinklage. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Ben ne diye diyorum? Onu yapsalar da ya, süper olurdu ya. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Güzeldi. Şampiyonun, Ünal Aysal versiyonu gibi ya, biliyorsun değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> ha, aklıma geldi o <laughs> da dün durup dururken bütün gün evin içinde Peter Dinklage, Peter Dinklage diye geldi. <laughs> Komik olmuş. Ya bu arada şaka bir yana Cevaldi kesin yapmıştır ya. Daha ileride çıkacak kesin tema müzikleri vardır yani. Abimiz e, var da işte şuna bir tane Targaryen'e özel bir şey yaptırsaydın hani ileride başka Targaryen projeleri yaparsan onu kullanırdın yani Game of Thrones'un müziği yerine. Her neyse. E herhalde marketing diyorum ben yine ya. Biraz orada şeyi korumak istemişler. Eski ruhumuz geri döndü falan gibi. Devam. Ya bir de HBO Game of Thrones'a o kadar para harcadı. herifler o markayı çöpe atmak istemiyorlar her ne kadar biz atmalarını istesek de. O adamlar ba batıyor şu an zaten <laughs> şu an ne, her şey yaparlar yani <laughs> batmamak için. O yüzden George Martin'e para atıp duruyorlar. George Tabii. hadi oğlum bir <laughs> proje daha bir proje daha. Royner projesi yok, Jon Snow projesi yok, işte Robert Rebellion yok şey. E bu Colas Valerian'ın bile dizisi dedikoduları çıktı. Bunun evet. gençliğini anlatacak. Oo, bayağı yani. Aslında daha geç yani bilmiyorum. Aslında teknik olarak bu kadar para ayırırlarsa aslında daha ilk dönemlere gitsek daha heyecanlı olabilir belki. Bilmiyorum daha eskiye gidelim. Ben. Abi Aegon anlatın ya en kralı o işte. Aynen. Gelsin ejderayla ile yaksın ortalığı. Ondan sonra dur şimdi dizinin girişine geçelim. Baya sert giriyor aslında hani korku temaları var diye de konuşmuştuk. Ya girmeden ya. önce bir şey diyeyim. Genel evet. olarak bu dizide Game of Thrones'un özüne dönüldüğünü gördük yaklaşıldı hani. Çünkü benim için ideal Game of Thrones bölümü ne dersen ejderha geldi yaktı bilmem ne büyük patladı fireball attı filan o değil yani koridorda ya da bahçede dolaşıp birbirine laf sokan insanlar. <gülüyor> <gülüyor> oh ne koydum be çocuğu. <laughs> falan böyle. Oh, tell, tell, Cersei it was me falan diyen böyle Olena e, Tayran. İçerim de zehirimi ondan sonra ölürüm. <laughs> ba i̇lk hani defa ona yaklaştı burada. Herkes birbirine laf sokuyordu falan böyle. Ortamı bir beyaz yaka şirketi gibi değil mi abi işte. Her molada birbirine laf sokan. Abi CEO da gördün mü sekretere da... <gülüyor> 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 <laughs> ya da arkadan izleyen tipler böyle. Nasıl Little Fingalberries falan herkesi izlerdi. Evet, Sonra evet. böyle u oradan kurardı. Şimdi burada da Reynis. Reynis izliyor. Reyna, Lena'yı izliyor. Re 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 Kızın da ismini söyleyemeden dizi çeke ya. Reyna değil oğlum. Renis, Reyna. Renia. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> o o Lena'yı izlerken. Reynis de onu izliyor böyle İzleşep, izleşep izle, yapıyorlar. yapıyorlar. <laughs> tren yapacaklar sonra zaten bugün. Aynen. <laughs> Tam böyle geçerken önden bir saniye Reynan, bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Gel bakayım buraya sen falan <laughs> diye böyle şey yapıyor. Her neyse. O açıdan ben tatmin oldum o yüzden. Hani um, çok fazla savaş olması çok fazla. Yemin ediyorum sana hiç savaş olmasa, bütün gün entrika olsa, savaşları da yazı turuyla ile falan karar veriyorsalar ben gene ben izlerim Abi, yani. Zaten Game of Thrones'ta en tarihin en büyük para harcanmış savaşını yaptık dediler. Karanlık. Karanlık. Hiç <laughs> <laughs> kimse görmüyor. On bir ateş yakın lan. Melisandre'yi yakıyor falan. bir şey olsun yani. Görüntü yönetmeniniz de mi konuşmadı bu konuda? Man neyse. Evet dönüyorum. Sikai bütçesi kalmamış ya bir herifler. Karatmışlar her şeyi. Her neyse. Dö şeye dönüyorum. Ee, girişe dönüyorum. Döne. Güzel böyle eller kesilmiş, kafalar kopmuş. Ortalıkta şeyler dönüyor. Ee, krepler dolaşıyor falan. Orada bir abimizi görüyoruz. Gerçi abimiz mi bilmiyorum ama e, anlayacağız. Sonra e, anlıyoruz ki bir sıkıntı var. Zaten sıkıntı da hemen dizinin girişinde belli oluyor. Corlys'in gemilerden gitmiş. E, bu zaten trierki'den bahsediyordu daha önce. Kimse bunu siklememişti. Ki aslında ileride çıkacak ama timeline'ı bir söyleyeyim burada. 6 ay geçmiş yani annesinin ölümü üzerinden 6 ay geçmiş. E, zaten yakın dönemdeydi. 6 ayda hiç iplememiş bizleriz ve e, bu triyarşi baya ilerlemiş. Artık böyle sağa solu yakmaya, yıkmaya başlamış. Bir de o arada Sir Ryan'ın da öldüğünü öğreniyoruz. Bilmiyorum bu bilgi çok önemli miydi dizi için ama orada topu sana atıyorum. Kristen Cole'a yani. yer açmak için. Ha kadroda yer açtılar değil mi? Gençlerine. <laughs> <der>. Aynen. <laughs> Emekli ettiler. Evet, Alişan Alex'i yolladı falan gibi bir şey oldu. <laughs> Şeyde triyarkide ııı um... Biraz daha olduğundan fazla bilmiyorum yaralabilir çünkü bu dizide um, kötü adam yok. Evet villain um, çıkardılar şey, şu anda. Aynen şöyle hani hep beraber birleşip savaşabileceğimiz kötü adam yok. O yüzden bu um, Crab Feeder karakterini biraz daha ön plana çıkabilir çıkarabilirler. Hani kitapta da var ama hani çok um, çok güçlü ve önde bütün, değil galiba. Bütün değil birinci sezonun kötü adamı olacak kadar yeri yok. Hmm. Trierki dediğin zaten hani um, Tyrosh, Lys ve Mir denilen 3 tane um, şehrin Filistin. birleşik mi? yöneten şehirler yani elemanlar. Kitapta direkt bu Krab, Kragas Drahar adam ona da işte Krab evet. Feeder diyorlar. Krab Feeder'ı destekliyorlar. Burada sanki Krab Feeder biraz daha bağımsızmış gibi bir şey vardı hani o şeyden bahsetmediler gerçi kor şey dedi yani Krabbeeder'e e saldırmak Free Steel'de savaş açmak anlamına gelir falan dedi um, burada daha background gelebilir belki bilmiyorum ama işte bu adam tam o Stepstones denilen Dorne'la um, Essos arasındaki eskiden aslında tamamen kara olan hani eskiden Dorne'dan Essos'a yürüyerek geçebiliyormuşsun Şimdi adalar tamam. var orada galiba. Oraya Arm of Dawn deniyor. İşte o Arm of Dawn'dan First Man gelmiş Westeros'a. Ondan önce sadece Children of the Forest yaşarken işte bu First Man geliyor. Sonra First o First, First Man her şeyi ondan... yakmaya falan başlayınca <laughs> Children of the Forest'ı patlatıyor falan bu Arm of Dawn'u. Paramparça ediyorlar kara geçişini kapatıyorlar falan durdurmak için bu göçü. <gülüyor> Biz <gülüyor> göçü durduruyorlar bak bu fikir verebilir. <gülüyor> Atlatın. <gülüyor> Neyse girmeyelim oraya. Um, şeyi um, orada hep korsanlar var. Yani evet. şey gibi oluyor artık. Bir kızıl deniz gibi bir şey oluyor. Tam Esos'un güneyinden gelip Westeros'a gelen gemilerin geçtiği yerde korsanlar oraya dükkan açıyorlar. Bu Crab Feeder aslında ilk geldiğinde bu korsanların hepsini öldürüyor. Ha, okey. Komple orayı temizliyor böyle. İşte bu Freestyle'den hani T Trier'den buna diyorlar ki git temizle sen şu korsanları. Oraya hakim Ondan oluyor. sonra o hakim olduktan sonra Westeros Lord'ları da oradan gemileri geçerken buna haraç veriyorlar. Ama korsan olmadığı için herkes memnun. Tam. Tamam parası neyse verelim güvenli geçelim ya falan diyorlar. Ya, mafya yani. ha, <laughs> ha. Protection money alıyor herif aynen. Yani Her burada neyse, geminizi on... çizerler falan diyor. <laughs> Bir şey olmasın bak sonra. Nastiğim <laughs> <laughs> mesingelliğim geldiğinde. <laughs> Her neyse. Um, ama adam tabii yavaş yavaş o haraçları arttırmaya başlıyor. Aslında kimse gene sallamıyor da en çok korlisi vuruyor bu. Tabii. Hatta şey şeyde o hani... Um, Corliss vurulduğu için statiko lordları sallamıyor bunu diye bir şey var. Burada da Otto statikoyu temsil ettiği için ve de o Crab Feeder Corliss'e ticaret en büyük ticaret şirketi Corliss'in. Evet. Hani evet. onun en çok ona zarar verdiği için Otto gidip orayı temizlemek istemiyor. Hatta Otto'nun işte Truyaj'da işbirliği yaptığına kadar giden söylentiler var ama artık onlar iyice şey. Komple, komple teorisi son. <laughs> yani işte zaten şeyin derdi de o yani Corliss'in. Ya arkadaşlar adam oraya şey yaptı. Corliss şimdi o Viserys'e bu senin iktidarına yapılmış bir saldırıdır. Hani oralar senin toprağın. Adam oraya dükkan açtı. deyip Viserys'i gaza getirmeye çalışıyor. Tabii Viserys de her zamanki gibi ben oraya konsey yolladım. O Envoy yolladım ben. falan ne böyle. Oğlum, si envoy, Civilization mı <laughs> oynuyoruz oğlum? Envoy yolluyorsun. Bir bir birbirini kesiyor orada yani. Normalde Aya Civilization'da adam... da Free City'ler tehlikeli ama. <laughs> bu kadar ya, aynı şekilde dizinin içinde zaten savaş savaşı en son şey olarak düşündüğünü söylüyor yani. En son ihtimal savaş. O, savaş olmadan yani. çözeriz biz bunu falan diye kasıyor. Orada zaten yani, Master of Coin'i de görüyoruz. Demon Beisbury'ydi galiba. O da hemen masraf olur. Girmeyelim baksak masrafa. <laughs> 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 e, o da tabii şey statukonun şeyi hani Aynen. ona da giren çıkan yok. E, ticaretten parasını kazanan aileye aile olan velayronları vuruyor onlar. E, o yüzden gene yüzeyde hani şey kötü adam hadi ya da doğudan gelen çirkin kötü biraz klişe bir şey var gene. Hani evet. 300'daki Zerksiz gibi. <gülüyor> 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 o tam klişe doğudan gelen kötü çirkin şey klişesi olsa da yine de bir politik altyapısı var yani. Bu Adamı o... da böyle şekilli yapmışlar. Heh, Yok grayscale koymuşlar. Aynen işte. Yok harpi maskesi takmışlar. Onu harpiye bağlamasınlar yalnız. O maske <laughs> güzel de sakın bu adamda bu harpi var ya şeyden. Biliyorum. Çünkü dizi onu çok kötü işledi. İşlemedi evet. ki oğlum zaten. Böyle geldiler gittiler bir şeyler oldu. Böyle saçma işleyemedi de yani. Ha yani zaten <laughs> işler gibi yaptı. Onu bile kötü yaptı. Her neyse maske de harpi maskesi falan gibiydi. O grayscale'ı da vermişler ona. Bu kazığa koyup şeyleri. Aslında hani böyle crab feeder derken o biraz mecazi yani. Literally crabler gelip yemiyor yani adam. Adam oraya kazığa bağlıyor. Hani evet. şey gelince tide Taydin Türkçe'sine ya. <laughs> Taydin, ben de attım. Onlar boğuluyorlar. <laughs> <laughs> Boğulunca işte yem oluyorlar. Şey, her neyse. Bunlar biraz daha şekilli yapmışlar, güzel olmuş. Zaten ha. krepler yaralara gidiyor. Onu da başta gösteriyor. yani Evet, hani şey gibi değil. Düz geri. Bizler de yemesinler abi. daha işte bak, <laughs> her yeri yara. <laughs> Ya burada zaten e, esas konu şeye bağlanıyor. Bu konseydeki tartışmalar işte Otto, Haytağ ve Koris geriliyor, meriliyor derken e, Renira kendini tutamıyor. Diyor ki, hatta bak ben sana bunu şeyde galiba sormuştum geçen bölümde. Ya bunlar atlayıp gitsin oğlum Dragon'a ne tatava yapıyorlar falan diye. Renira <laughs> da onu diyor. Oğlum biz Dragon Riders babacım yani basalım gidelim. iki dönelim yani <laughs> bunun şeyim olur diye sonra bunu hemen paketliyorlar. Otto da zaten kulağına fısıldıyor hemen. Kızı yolla yolla sıkıntı olacak falan diye. Yani. Reina'nın Renira'nın eee um, Renira. Renira'nın 6 um, evet. ayda hiçbir yol kat edemediğini görüyoruz açıkçası. Hani bunu Hala dolduruyor. Vay bir... <laughs> aynen. Aynen, aynen. şeycilik yapıyor, garsonluk yapıyor. çay var mı çay? <laughs> <laughs> Renira. Çay taze mi? <laughs> <laughs> zaten sonra bir Reynis sokuyor ya buna lafı evet. of ya Reynis ne bıraktı oraya böyle herif hatun. oraya gelcez o çok iyiydi olana tayrallik yaptı her neyse oraya geliriz um, İşte ilk gördüğümüz o hani bunu varis ilan ettiniz güzel hani e, hatta Reynis kendisi de diyor e, beni varis ilan ettiler çünkü dayımın ol olmasını istiyorlardı hani bütün dertleri oydu diyor Hı -hı. öyle gözüküyor yani Reynis'i varis ilan ettiler orada hala kimsenin salladığı yok zaten kap bearerlık yapıyor. Hani varisi ilan edilen lord çocukları, oğlanları, oğlan çocukları genelde babasının yanında oturur falan. Yani Ned Stark, Robb Stark evet. gördük ilk yani sezonda az da olsa. Yani Rob Stark oturur orada. Hani fazla bir şey söylemese de bütün lordlar görür onu. Alın işte bu benim varisim. Benden sonra bunun ayağını öpçeniz diye ya da götünü öpeceğiniz, Sen neresini isterseniz. <laughs> um, ama ama Werner -Ren öyle bir durumu yok hali. Takılıyor orada. Bir şey söylediğinde de herkes böyle "Aha, la, konuştu vallahi." diye bakıyorlar. Eee um, Coris orada hatta, gaz ama prensesin planı var falan en azından diye Coris bir gazı veriyor yani. <laughs> şeyi hatırladım burada. Kitapta eee um, Arya'nın kapveralık yaptığı sahneler vardı ya evet, şeyde. Evet. Taymine. yapıyordu. Tywin onunla konuşuyordu bayağı. Tywin gene modern adammış. Evet, Çünkü evet. hizmetçi olarak biliyordu. Yani gerçi Tywin onun başka bir şey olduğunu anlıyordu da. Her neyse. Kitapta onu Roose Bolton'a yapıyordu aslında. Tywin değildi Haranel'de olan. Ha, Her evet. neyse. Orada Doğru. bir şeyde Arya bir şey söylüyordu Roose Bolton'a. Kitapta şey yazıyordu. Roose Bolton yemeği konuşmuş gibi şaşırdı. Yazıyordu. <laughs> hani hizmetçinin Lord'a bir şey söylemesi o kadar şaşırtıyordu adamı. Nasıl lan? Sen nasıl konuşursun ya falan. Sen ne ayaksın? Burada falan. da Ranero bir şey söyleyince hepsi böyle dönüp o oh! falan diye bakıyorlar. Um, belli ki yani hiç, hiçbirisi sallamamış yani. Ha, sonra tabii burada biz ejderhayız. Gidelim ejderhalık yapalım. Hani We're Targaryens. Bu Daenerys'te de çok vardı bu muhabbet. Hani herkes bir şeyler söylüyordu. Sonra birisi gelip sen ejderhasın git yak ya falan diyordu böyle. Um, sonra bunu yakma yakma denir. Tiryain geliyordu sonra. <laughs> yakma falan diyordu Tiryain Allah belanı versin. Yak da az yakma. <gülüyor> <gülüyor> her neyse her söylediği de yanlış bir çıkar insanı yani. Um, ya, o öyle bir şey var yani. Targaryen şeyimizi kullanalım mı kullanmayalım mı? Ya da işte bu varisse neden bunu hala sallamıyoruz? Erkek olsaydı. Böyle mi davranırdık? Direkt Small Council'ın seksizmini de gösteriyor yani. Çok netimdi. Yani. Ya zaten burada biraz şey de ortaya çıkıyor gibi. Viserys bu Balerion'u muydu seçip hemen ölen e, yaşlan? Evet. Ya bilerek seçti herhalde. Yani zaten yaşlı bu. Ben zaten. Şimdi bunu, çünkü kendi ejderhası olsa diyecekler ki sen bin git. <laughs> Şimdi binecek kimse yok. <laughs> Tam çakal bu, <laughs> bu Al Benimkini alan attır baba ya. <laughs> <Gidemem, gülüyor> Sayıraksı. <nasıl> <laughs> <laughs> bir maske. O vizörü serbiden. Bak şeyi takdir ediyorum bir yandan. Hani kendi dünya görüşümde evet savaşmadan bunu çözelim ama evrenin içerisinde bunun böyle çalışması. Ejderha nasıl kullanmamışsın diyorsun yani. Ya <laughs> işte. Ya diyemiyorum. <laughs> <laughs> ben diyemiyorum açıkçası orada. Ya çünkü güç eline geldiğinde ne tepki vereceğini bilemezsin gibi düşünüyorum. Ya şimdi George Martin'in asıl anlatmak istediği gücü kullanmanın ya da kullanmamanın iyi ya da kötü olması değil. Bunun için daha komplike olması yani. Ya işte. Her durumda her duruma uyacak bir çözüm yok yani. Zaten, kime barışçıl yanaşacaksın kime gideceksin yakacaksın iyi çözmen lazım burada işte aslında bu komplikasyona iyi değindin sonraki sekansa geçince işte diyor ki işte Otto yolluyor Renire'yi hadi diyor sen şeyi seç beraber gidelim yeni Kingscar'da adam seçeceğiz kadro boşaldı. <laughs> 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 sen söylediğin aklıma geliyor. Şöyle bir gariplik var sahnede. Diyor ki Renner'e alın al bunu diyor şeye götür Renner'e yan tarafa seçsin Otto. Sonra böyle kalkıp koşarak onların <laughs> <okurup gülüyor> peşinden gidiyor. <Ya> Onlar <laughs> <ona gülüyor> seçmesin ben gideyim karışayım gene. <laughs> Onu da diyecektim. Oğlum bu salak <laughs> herif bunu yolladı. Arkada duruyor yine böyle gelmiş oraya. Ya, oğlum direkt arkasından giriyordu. o da. Herif direkt böyle koşup gitmiş yani. Aman aman <laughs> hatun bir şey seçmesin falan diye. <laughs> Yanlış seçer şimdi. Yine güvenememiş ya ha, şey. Aynen. <laughs> burada şeye bağlayacağım aslında. işte her tercih komplik dedin ya. Burada da Otto direkt şeye fısıldamaya başlıyor. Renire işte. Aman onu seçelim. Onlar bizim bize yakın. İşte bilmem ne ailesinden şudur budur. İşte orada Desmond Karen ve Raymond Melister aslında önce çıkıyorlar. Bir daha bu kadar sembolik hayat yaşanmaz ya. Çok yorucu oğlum. Her şey sembol. Böyle tahta var yine bir şeyler hareket ediyor falan. O heraldry George Martin'in özel isteklerinden birisi ya. Öyle mi? Ejderhalar. Ejderhaların kişilikleri olmasını istemiş. Ha okey. İşte bu ev şeylerin, hanedanların heraldry'leri göstermesini istemiş. Onu bilerek oraya koymuşlar ama güzel olmuş. Gene hani geçen bölümde toplardı işte burada heraldry işte... Böyle ufak tefek şeyler güzel o açıdan. Bir de diziyi yapan adam Cognal'ın Movie Prop podcastı var abi adamın. Ha öyle mi? Oha çok iyiymiş. Biz Movie Prop nerdi adam. O yüzden her yerde proplar var. Ha işte bak bence de çok güzel. Müthiş bu adam ama şimdi orada yaşayan biri gibi hissediyorum kendimi. Sen bir şey yapacağım. Dur bacım önce taşı oynatırız. Bir dakika prop o. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Se seçiyorduk ya, dur bir ya. <laughs> dur lan. Daha bir sürelim şu <laughs> Böyle sembolik e, hayat yaşanır mı oğlum? <laughs> Şu hatkayı seçecektim. dur bir bakalım onu bir çıkaralım oradan. <laughs> Böyle bir sürü adam var şeyde etkiyip de yüzlerce. Sen ne yapıyorsun? Ben bayrağı indiriyorum kralın kişi gelince. <laughs> tamam bu Böyle... sembol var abi. <laughs> Her şeyde. Bu kahverengi bayrak ne? Sıçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Papa seçimine evet. dönüyor değil mi? Abi siyah duman Ama... çıkıyor. Gazı çok bugün. Çok <laughs> Aynen siyah duman çıkıyor. <laughs> Kabuz oldu. <değil> mi? <laughs> Patenaj yaptı. Evet. Orada işte tercih sahnesine geliyoruz. Burada şeyi soracağım Ama... sana. Bu seçilmeyenlerin bir önemi var mı? Yani spoilersız. Yok. Yani, okay, tamam, hani o ailelerin yine rolü var ama e, yani seçilmedi diye gitti isyan çıkardı falan diye bir şey yok. Okay. Şimdi bu da bu sahnede çok fazla adamlar alt alta oymuşlar artık yani gerçekten biraz şeyiz yani ne diyeyim underrated kalacak adamların anlatımı. Orada mesela taburayı koyuyorlar. Evet. Onu Şimdi özellikle özel iki kere vurguluyor. Ha onun daha çok genç olduğunu vurguluyor olabilir. Hani şey olarak. Aynen. Daha boyu bile etmiyor ya bu işlere filan gibisinden. Ya da daha önce yapan insanlar bakmıyordu bile suratına bunların. Aslında Renier'e görmek istiyor. Hani ilgileniyor filan anlamına da geliyor Hani istiyor. neye yorumlarsan yorumla. Orada onu koymuş. Asıl buradan çıkarmamız gereken iki tane şey var. Hani geçen bölüm demiştim ya Renero biraz fazla mükemmel oldu. Ee, bunun gri yanlarını hani karakteri beyazdan griye çekmek gerek biraz. Hani biraz mükemmel bir varis var. olmasın diye düş şey yapmıştık. Çünkü o ana kadar hiçbir şeyini görmedik. Hala da görmedik ama şöyle bir ipucu var. Burada birinci ipucu Renero'nun Otto Hightower söylüyor ya işte yani teşekkür et lan ayı falan diye. <laughs> şeyi bakıyor. bilmemesi. Aa, ne denir? Adabını bunu bilmemesi. Nezaket Siyasetinin evet. ya da ne söylemesi. Demek ki öğretilmemiş buna. Raconu bilmiyor. Hani, daha şeyleriyle hareket ediyor. Duygularıyla hareket ediyor. Yani orada ne söyleyeceğini bilemedi adamı. next. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmaz. Ayı. Bir teşekkür et. Önce fren diyor Hightower. Ki iyi bir şey yani orada kurtarıyor onu. Sonra ikinci bir şeye daha geleceğiz sonraki sahnede. Burada bir o şey var. Bir de Rhaenyra'da ıı, direkt Visenya'ya hani Aegon'un ıı, eşlerinden birisi olan Visenya bu Kingsguard'ı ilk kurduklarında Aegon kurduğunda Hı. diyor ki bir turnuva yapalım seçelim en iyi savaşçıları. Orada Visenya daha savaşçı prenses ve de Vhagar'ın birincisi olan Visenya. ilk. Hı. İlk sahibi, sahibinden sahibi. Yani olan Bizanya diyor ki kayın. turnuva... <laughs> şu an şeyde ikinci el, şeyde <gülüyor> pazarda <laughs> binici arıyor Weigar. Her neyse şeyde diyor ki turnuvayla seçilmez lan Kingsguard. Hani turnuva şövalyesinden adam olmaz. Ben sana seçerim diyor. İşte şey, Don Savaşı sırasında kahramanlık yapan savaşçılardan seçiyor orada. Orada mesela piç olanı da getiriyor. Soylu olmayanı da getiriyor. İlk Kingsguard'ı komple merit üzerine seçiyor yani. Harbiden liyakat. şeyi böyle kim hak ettiyse onu seçiyor yani liyakat üzerine. Hani bu bu çocuk bizim cemaatte bunu alın falan olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bozuluyor onlar. Ama şey işte. <laughs> İmamoğlu sistemi diyoruz. <laughs> hani oraya da bir şey var. Aslında Renira Reni Ren Ren tabii şey yapıyor e, ben Mizanya'nın kafasındayım şeyi yapıyor. Aslında içeride dönen yakışıklı çocuk ya bunu seçelim biz <laughs> diye herhalde. <laughs> İlk görünen adamda da şeyde şey diyecek zannettim böyle. Oha bu yaşlı ya. <laughs> Not hot. Next. <laughs> Ama de, yok şey söylüyor de. sonra bak bu savaştı falan onları biliyor yani bir yerler siz savaşmıştınız değil mi? Ha, orasını yapmış böyle. altını iyi yapmış yani Hatkai seçelim demiyor direkt. Evet o güzel um, olmuş. Ama burada şöyle bir şey var yani sonuçta Hightower'ın söylediği doğru. Bu politik bir araç. Seni destekleyen um, hanedanları onurlandırmak için kullandığım bir şey. E sen şimdi Renir orada politika politik aracı ya da nasıl adabına göre oynamıyor oyunu kendi şeyini yapıyor. Şimdi bu Renera'nın dezavantajlarından birisi olarak çıkacak şimdi. Tabii. Hatta bu daha da görebiliriz başka örneklerde ileride. Hani ben istediğimi yaparım. Oyunu kuralına göre oynamam şeyini. Kuralları ha. kendim yapacağım diyor zaten ya hani şeyde de. Yine o sahne güzel <laughs> yani diye. işte. Ren'de yaparsın tabi yaparsın canım çok. <laughs> evet, tabii tabii yaptırırlar sana falan diye. Um, bir şey daha var neydi bakıyorum notlarıma çok fazla dediğim gibi katman üstü katman var. Burada Otto ile hani... gerginlik artıyor aslında bir yandan da aralarında. Ya yani Otto'ya ara birinci ara kere araya. koyuyor çocuğu burada. Evet. iki kere koyuyor Otto'ya çocuğu. Bir de işte o şeyde koyuyor. Köprüde koyuyor. Köprü. Sonra Otto döndürüp bölüm sonunda koyuyor yalnız. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan orası, şey, şey iyi. Ha Bir de şöyle bir şey var. Hani illaki bu işin nerdlüğünü yapacaksak... E, o adamın e, şeyin... Kristen Cole'un bir anda... E, Kingsguard'a atlaması biraz garip. Sonuçta... <laughs> milli güvenlik riski de var sonuçta. Hiç Tabii. bilmediğim bir adam. Kim hani gelip geldi? kralın yanına koyuyorsun. Hani kim bu adam? Hani öyle bir sorun da var ortada. Gerçi e, şey normalde diyor işte... Kitapta... Beni... Kitapta Kristen Cole... E, Rhaenyra 7 yaşındayken Rhaenyra'nın şeyi olarak geliyor. Yani Bodyguard'ı ya da işte Koru ne o? Guard'ı olarak mı geliyor? Guard'ı olarak geliyor. Bir 10 sene falan ya da her neyse 7-8 sene Redwine'da hayattayken öyle Guard olarak devam ediyor. Sonra Redwine ölünce tanınan birisi yani. Ha anladım. Şeyde. Yani Rhaenyra diyor ki bizlerese ise benim Kristen Cole var hot guy onu koy diyor. Şey o da koyuyor. Hani Anladım. sonuçta bir biliyorlar kim olduğunu hani güveniyorlar. Peki burada yani da O şey açıdan diyor, birazcık saçma tabii. O var mı? Arlen Dondarrion, Dondaryon beni knight yaptı falan diye anlatıyor. Ha mi? o evet doğru. Don, ha bir arada Dornish değilmiş şerif. Evet değil. Dornish istirasında savaştım falan diye böyle. Ha şöyle. Dornish Marches'da savaşmış ya yani evet. şeyde. O bölgede savaşmış harbiden de Donaryonların um, şeyine işte Stewart'ın yani hizmet ana hizmetkarı olan um, adamın oğlu. Evet. Yani Lord Don Darian'ın... Black yani. İşte şey sınırında, Dorn sınırında olan Stormzland'den birisi. Geçen bölüm Dorn iş dediler, iş mi yaptılar adamı dedik ama değilmiş. Hani Dorn bölge, o bölgeden anlamında söylediler. Aa, herhalde. Muhtemelen. O coğrafyadan gibi böyle. Aynen. Yo aslında evet altını doldurdular. Dediğini anladım hani e, dizi de sırıtmıyor ama. Yani herifin biraz açıklama yaptırarak yaptılar tabii. Hani belki vakit olsa bu sezon 20 bölüm olsa mesela belki görürdük. kol gelirdi yanında takılırdı falan filan ama böyle aç ağzıyla açık. Ya 7 yaşındaki dolduruyor. çocukla kolun arasında böyle birazcık şey e, olur. Çok Gerçekten da bokunu çıkarmasınlar <laughs> hani artık. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşında şey kabul edilebilir saydı? <laughs> Her neyse burada yani o kadar şeye takılamayacağız yani. Geçen şeyde de söylediğimiz gibi adamlar evet, evet. süratle bir yerlere varmaya çalışıyorlar. O kadar ya olur bu, yani. En azından burada hani Game of Thrones son sezonlarının aksine yine timeline ve mesafe kavramı biraz daha iyi. Onu da hatırlıyorsun böyle. Ha, Devam. Bu 6 ay iyi oldu mesela evet. şeyde. Çünkü uzun bir zıplama yapacaklar. O, o ana kadar herhalde ...böyle bir sene daha ilerleyecek falan. Aynen. Böyle o iyi. 6 o açıdan... ay bir sene gidip sonra 10 sene galiba atacak. Yani sonra zıplayacak evet. Ama büyük ihtimal herhalde... Aa, ...neyse spoiler olmasın çünkü okay. tahminimiz doğru çıkaldı. Fazla uzatma aslında dur şeye geçeyim. Burayı bir hızlı konuşalım. Yine e, Vizelis'in Legos'una geliyoruz. Valerian maketini görüyoruz. Burada e, anlatıyor işte... ...burada tabii Alicent'le aralarındaki ilişki biraz daha derinleşiyor... Onu biraz daha yakın görmeye başlıyor birbirine falan. İşte buradaki dramayı harlıyorlar ama burada daha önemli olan galiba şu Anagrion denen zımbırtıyı gösteriyor. İşte Blood Mage'lerimiz zanaatini burada gerçekleştirirdi falan diye. Bunu da sanırım ilk kez dizide duyduk. Evet yani şeyde zaten dizinin çalıştığı daha önce Dothraki dilini icat eden şimdi de Valerian Dilneja'dan elemana sormuşlar. yani George Martin'den de gelmiş olabilir ya da o eleman bulmuş kelimeyi. Kelimenin bu arada Valeriyadaki anlamı temple. Yani ha, okay. tapınak anlamına geliyor. Bir de aynı zamanda kan anlamına geldiği de e, ha. hani böyle bir kanı andıran bir anlamı da varmıştı yani. Hem kanın hem de temple'ın aynı kelime olmuş olması da ilginç yani. Biraz ha, şey Valerian gibi oldu. De. Tefsire bakmak lazım abi. Elmalılı ta Targaryen yaptıysa <laughs> onun tefsirine bakmak lazım. Gibi. Aynen. <laughs> Aynen. Bu biraz da nerd service artık. Hani o oh, Angorian mı? Oh, oh, oh. Buradan ne teori çıkar abi filan. Diğer adamlara şey yapıyorlar. Ha, Valerian maketi um, Volkan'ı işte Volkan'a çok yakın şey yaptıkları filan hani biliyorduk zaten yani volkan hmm. üzerinde olduğunu da Valerian'ın. Um, oradan hani işte o ateşle olan bir bağlantı var. Yani ateşle çok yakın evet. um, olunca güç, büyü daha güçlü oluyor. Um, muhabbeti var. Hatta um, <laughs> şey var ya ne? işte bu volkanik aktivite durdu. Doom of Valeria ile o yüzden işte büyü azaldı ha. Westeros'ta. Um, Daenerys ejderhalarını geri getirdiği gece meteor vardı ya Aa, evet, evet O meteor geldi, volkanik aktiviteyi tekrar başlattı. O yüzden de ejderhaları eee um, geri geldi gibisinden bağlayan adamlar var. tabi olabilir, bilmiyoruz. Hani ilginç şeyler. Um, biraz tabi long bir tek shot gibi ama <laughs> burada eğer A World of Ice and Fire um, tabi olan varsa orada Ted Naismith'in Valyria tasviri var. Eee um, yani çizmiş hali var. Orada daha doğru bir Valeria var. O volkana yakın olduğu için Valeria'nın alt tarafı komple lava. Hmm. Böyle çok yüksek kulelerde yaşıyor bu hanedanlar ve de e, kölelik üzerine kurulmuş bir uygarlık olduğu için köleler lavaya yakın lavaya lav, ha, lava, lava, ha, okay. la, la, doğru. lava, lava <laughs> yakın yaşıyorlar. E, mesela ejderha aileleri şeyde helikopter pisti var şeyin tepesinde. Dragon ile oraya iniyor. Oradan <laughs> kulesinde <laughs> yaşıyor. Direkt zaten sınıfsal sınıfsal vurguyu hayatlarına Sınıflar böyle şey yani. Ya. Ha, sınıfsallıktan aynen adamlar üst sınıf alt sınıf üstte altta yaşıyorlar yani. Üstte Dragon Lord'lar yaşıyor. Ne güzel. Onların lava ile hiç alakası yok. Bu ha, bize resim bu maketi güzel olsa da onu yeterince vermiyor yani. Onu biraz daha gerçekçi hale getirmişler. Bu HBO'nun bu fantezi elementlerin üzerine basma Evet. Ama o kadar fantastik olmasın canım biraz daha gerçekçi yap Roma'ya benzesin falan diye. Neyse olur yani o kadar nördlük ya yapmaya gerek yok. Normal ama, seyirci algısı gibi şimdi tabi sen de yıllarca roleplay oynadın ben de az çok biliyorum hani fantazi dünyasını biliyoruz ama bilmeyen insan için e, tuhaf gözükebilecek şeyler ya bunlar ya da o e, TV'de gördüğü bir diziyi çok da yabancılaşmaması lazım tabi dediğin doğru biraz onun numaraları bunlar yani. Ama yani ana sınıf şeyde de çok vardı da öyle şeyler. Aynen. O sınıf verebiliyorlar mı desen mesela Game of Thrones'da biraz daha veriyorlardı ama ben şu burada daha pek hissetmedim yani. yani şu an sadece bir sınıf görüyoruz. Daha Aynen. soylu olmayan insan görmedik yani dizide. <laughs> evet. O yüzden ya. o kadar fazla şey olmayacak. Asıl hani öyle bir şey yok yani. Game of Thrones'da da um, Arya'nın ya da işte Brienne'in şeyde dolaştığı sahnelerde diğer sınıfların hayatını e, şey yapıyordun ama burada öyle bir şey yok yani komple saray entrikası şey. O ya yüzden sınıf Robert'ın Pitch'i kimdi? Robert'ın Pitch'ini izlerken de şey alıyor. Gendry. Ha, Gendry. Gendry görürken yani işte çok... bazı karakterler var normal halkla muhatap olan. Zaten onlarla muhatap olunca da normal halkın ne kadar sefil olduğunu filan da görüyorsun. Hani, görüyorsun. Lordlar böyle e, şey domuz götünden şampanya içerken falan, şeyde böyle halk <laughs> <laughs> dökülüyor. Ama burada onu görmeyeceğiz. Yani burada daha çok first world problems yani. Okay. <laughs> Senin necderen çünkü benimkinden büyük mü? Kapıştıralım falan şeyi. Buradan o ha, zaman... Bir de... Ha, var mı bu, <laughs> bu şeyde komik olan şeydi ya. Um, Alicent odaya giriyor. Oo bu maketin hepsini sen mi yaptın ha. falan diyor ya. <gülüyor> şey <gülüyor> utanıyor. Yok ben hepsini yapmadım ya. O kadar nerd değilim. <laughs> Yaptırdım <gülüyor> Ben işte biraz tarihi hani benim, anlattım, biraz modelleri var. Aynen, nerd adam eve kız davet edip böyle hayvan gibi Lego maketini görünce ''A sen bunu hepsini sen mi yaptın?'' falan diyor kız. Yok, hepsini ben yapmadım, hepsini oğlan yaptı. <laughs> <laughs> hepsini ben yaptım ama utandım şimdi. <laughs> Ulan bari ben yaptım da geç zaten, kralsın ne tatava yapıyorsun ya. <laughs> yani ne kasıyorsun abi? <laughs> Yaptırdım falan. Yine masonlar kardeşim. Hep bu masonların altından çıkıyor. <laughs> Şimdi bundan sonraki sahne sen önemini biraz belirttin aslında. Ben hani zaten soracaktım sana. Aslında Renira ile Alicent'ın dua sahnesi. Biraz daha böyle dizi artık burada şeye gidiyor. Bir yandan Alicent ile Viserys yakınlaşıyorlar. Bir bağ kuruluyor. Bir yandan Renira ile Alicent'ın e, bağını arttırıyor ki işte dizinin bu bölümün sonundaki Drama iyice harlansın diye. Bu sahnede de önemli bir şey var dedin. Ha önemli. Bir şey var. Burada şey var. Şu ana kadar dizinin e, gösterdiği hatta yani yönetmenlik açısından. Mesela doğum sahnesi turnuva şeyini konuştuk geçen hafta. Evet. Burada da yönetmenlik açısından çok güzel bir hareket vardı. Gerçi çok belirgin değil. Daha böyle... E, ikinci izleyişinde ve durdurarak izleme falan geliyor ya da her neyse. Şimdi burada birinci önemli şey Renier'in ikinci yıl şeyini görüyoruz, zayıflığını, din meselesi. Evet. <laughs> Boş, Hiçbir bir şekilde öyle. bilmiyor. Dua et lan falan. Bir üç süpernik yok filan. Onu bile bilmiyor. Allah <laughs> belanı versin falan diye. Aynen böyle hani um, yani Valeria doğumlu birisi için Targaryenlerin bu dine falan inandığı yok zaten hani şey olsun diye ha, kiliseyle barış yapıyorlar da hani aman ben çok inandım Baylor the Blessed diye bir Targaryen geliyor gerçi Targaryen tarihinin gördüğü en rezil um, şeylerden biri si, siyasi İslam'ı Westeros'a sokan adam yani Kenan Evren gibi. <gülüyor> 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 um, ona gelene kadar Cerger'den hiçbir alakası yok şeyle. Hani dinle. O yüzden onu da görüyoruz burada direkt. Hani birinci siyasi şeyleri bilmemesi, kuralları bilmemesi önemli. İkinci din konusunda zayıf olması. olması Çünkü Alice'in de Hightown'dan <laughs> şeyden yani sonuçta Oldtown'dan yani. Aynen öyle. Işte. Ee, Otto'nun şimdi... kızı olduğunu anladık orada <laughs> Aynen. Orada hani bütün halkı kontrol edeceksen din konusunda cahil olmaman gerekiyor. Ee, ve de Bundan daha 50 sene önce Ceheris'in öncesinde bildiğin savaştılar yani Maegor döneminde Kilise ile Targaryen'ler. Evet. Hala da ta ki High Sparrow tekrar canlandırana kadar o şey altından devam ediyor yani Kilise Targaryen'ler. Çünkü Kilise ensest ilişki istemiyor. Targaryen'ler de yok hayır ben illaki kuzenim sikeceğim diye tutturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o bir şey var önemli ikinci şeyi. Ee, yönetmenlik açısından da önce ben şeye baktım ya bu ortaya ateş yaktırmışlar bu. bunun bir önemi var mı hani çok ateşli falan çok yüzlerce mum koymuşlar. Dikkat edersen ilk girdiklerinde o ateşin iki tarafındalar evet. ve de daha çok şeyden konuşuyorlar işte kim şey olmalı, varis olmalı, şey olmalı. Hani Orada bir geniş açı var zaten. Aynen. Ha, siyaset konuşurlarken ateşin iki yanında bunlar. Kendi babalarından dertlenmeye başlayınca yakınlaşıyorlar. yakınlaşıyorlar. Ve de o yakınlaşma Renner'ın elini koyması ve de Alicent'in onun üzerine kanlı elini koymasıyla evet. bitiyor. Yani foreshadowing. <laughs> Aynen. <laughs> Rainer'ın eli Alicent'in kanlı eli. Doğru, ee, doğru. Ve de herif yani direkt orada işte budur. Siyasette uzaklar, aralarında ateş var. Ee, Babalarından şikayette yakınlar ama sonuçta Annelerinde kan... konuşuyorlar bu arada orada. Yani daha kişisel şeylerden Aynen. bahsederken yakınlaşıyorlar. Sonra ama en son sahne kanlı elin Üst üste konması. Doğru, doğru. Dedim valla sapoşluk dayı gene yıktın ortalığı geçirdin valla. Ama ya bunu yaptın? hani casual izleyici anlamaz tabii ki de. Um, ya aslında şeyi an, yani anlatım olarak bu arada görüntü yönetmenliği de çok iyi. Yani. Casual ile izliyorum şu anda da anlamıyor hiçbirini abi. <laughs> Onun için video yapıyoruz kardeşim işte biz. <laughs> Ekmeğimizle oynamasın. İlginç <Videoda gülüyor> Türkçe <gülüyor> abi onu da anlamaz ki. <laughs> Bunu İngilizce yapalım bir ara da izleteyim bari. Tamam bir bir günde İngilizce yapalım. <laughs> bir gün Alf Shift Tex'in videosunu izlemeye kalktım uyuya kaldı yani o kadar <laughs> kendisinin alakası yok. Her neyse devam et. <laughs> evet. ee, burada ha par evet bu sahnenin detayı bu arada evet e, ben zannettim hani ekstradan bir de şey var mı burada diye böyle kitaptan da bir bilgi falan bir şey var mı diyeceksin diye. E, bu ama İllaki şey. ki kitap nörtlüğü istiyorsan Cersei'nin uçurduğu kilise değil burası. Daha onu inşa ha, etmediler. O aa. Baylor the Blessed <laughs> yapacak o kiliseyi. Doğru, of Baylor zaten onun adı. Ha. bu şeyin yaptığı Egonik geldiği zaman e şeye High Septon'a gidiyor diyor ki <laughs> High Septon geliyor sen bir kilise yap bu buraya falan diyor. Egon <laughs> para yok ya yani, neyse yapacağız o kiliseyi. Ya. Ya para sorun değil biz yaparız siz bize arsa ver biz yaparız o kiliseyi falan diyor. Oraya <gülüyor> yapıyorlar <gülüyor> kiliseyi. <gülüyor> Orası burası. Şey değil yani. Sersey'nin teröristlik yaptığı kilise değil. Patlattığı yer değil. Yok zaten benzemiyordu ama bunun neresi olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Okey. Öğrenmiş oldum. Ee, buradan nereye geçtik? Evet şimdi bir dakika. Burada bir de şeyi ben ekleyeyim. Ee, bence şey cümlesi de güzeldi. Renira'nın işte seni artık varisi seçti falan. Hayır beni seçmedi. Damon'ı aslında uzaklaştırmak evet, istedi. Evet o güzel. Evet o bakışı da yine güzel bir vurguydu orada. Aslında Damon'ı burada... seçmemek için mecbur Aynen. kaldılar anlamına getirdi. O da güzeldi. Ee, sonra buradan işte zaten e, biraz da high burada birazcık e, hiç tarzım olmasa da galiba e, şey yapacağım yani hak vereceğim. Koliste Rennes çifti de gelip bu da bizim kız. Yani bak evlenirsen çok güçlü olursun sahnesine geldik. Baya böyle küçük Lena'yı e, Şöyle bir şey diyeyim. Sence, sence Alicent kaç yaşında dizide? Dizide? Kitab, kitapta değil. Kitaptakine baktım. Dizide 15 galiba. 15. Evet. Diğer kitap şöyle Alicent. Çocuk da 12 15 yaşında. yaşında. Lena da 12. Aktör 25 yaşında gözüküyor. 19 aktör şey, baktım. Aktör 19'muş. 19 yaşında mı? Evet. Ama daha yani 20'li yaşlarında gösteriyor. Lena dizide 12 yaşında. Aktör 6 yaşında gösteriyor. <laughs> Aktör hani evet bu arada. bir problem var yani. <laughs> arada aslında 2 yaş var sadece. Evet. Hani alışıntı gelin <laughs> olarak alması daha az bir sapıklık değil yani sonuç olarak K14 12. Hani ama birazcık tabii aktör seçiminden dolayı olayı biraz dramatize ediyorlar. Her neyse devam et. <laughs> yo yo onda haklısın. Ee, ama işte zaten ben genel olarak yani sıntı seçmesine de çok okey değilim zaten. <gülüyor> 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 yani bu genel genel okey olmama konusu da neyse tabii dizi başka bir dünya. Ee, ya burada aslında çok konuşacak bir şey var mı bilmiyorum. Aslında Corliss'in fikri ya işte biz zaten Valerionlardan geliriz zaten. Hani bizim birleşmemiz en mantıklısı. İşte dışarıdan herkes seni izliyor artık saldıracaklar bak işte e, da gel, da geldi kapımızda e, konuşuyor yani insanlar çok güçlü oluruz böyle deyip şey yapması Vizeris'in böyle biraz şok olması lan neye şok oluyorsun öbür tarafta da işte senin dediğin gibi 15 yaşında kızla yakınlaşıyorsun yani <laughs> ne, neye şok oluyorsun acaba? Ya bir kere bahçe yürüyüşlerinin geri dönmüş olması güzel. O güzel ha. O, o, o bahçe yürüyüşü var. Burada iyi laf konuşulacak. bahçeye çıktılar Kesin hani. <laughs> olay <Sınavlar> olacak <gülüyor> burada. <gülüyor> Şeyde Corliss tabii burada konuyu Small Council'a getirmeyerek Hightower'a gol atmaya çalışıyor tabii bir yandan da hani evet. ben bunu kendim hallederim. Daha burada Corliss biraz daha Otto Hightower'ı benzetiyorduk. şeyde. Cersei'de Tywin'e. Ty Aslında Corlys'in yaptığı daha yani daha, tyounced, evet. böyle daha hani krala gidip direkt sen benim kızıma al demek taşak ister yani. Eee yapıyordu onu şeyde. Serseyi yani Cersei'ye gidip Rhaegar'a direkt um, sunuyordu yani. Şey yapmak için. Hani burada da Korlis direkt <Cliff> yapıyor. Hani daha böyle politik, daha high tower gibi alttan oymuyor. Yani direkt al benim kızı ya falan diye gidiyor. Ama işte Otto Vizeris'i açıdan... daha iyi tanıyormuş. Onu anladık yani. Daha süreç adamı. <laughs> Aynen. Otto e, Vizeris'in 10 senedir Hendi yani sonuçta. Bir de Otto'nun olayı o. Yani court entrikası. E, ama işte ikisi arasındaki farkı görüyorsun. Yani burada şey birisi daha direkt, direğeri daha alttan oyan. Aynen. E, yani dedikleri şey gayet mantıklı. Onu tekrar konuşuruz 12-14 yaş muhabbetini. Evet ya yani. ki zaten şey orada daha vurucuydu bence. İşte en son Leyna'ya ile konuşmasında aslında orası da ona da ufak bir değil ama yani sunduktan sonra Leyna'yla bir de yürüyüşü var. O yürüyüşte de işte babasının ezberlettiklerini söylüyor kız. Sonra diyor ki annen ne diyor? Vizeriste. O da diyor ki 14 yaşına ne kadar sevmiş <laughs> <laughs> Hadi ulan Vizerist düşün. Ulan benim kuzenim herhalde dur belki annesi bunu da savunur herhalde falan gibi düşünürken. Hiç de öyle çıkmıyor. Ha. <laughs> şeyde Corlys Reynis sahnesinde Vizeris'in yaptığı Dead Joke'da da um, gözlerden kaçmadı. Hangisi Adam direkt değil? şey ya. Uh, oh, Rain is uh, my favorite cousin diyor ya. Aha. Bir tane kuzeni var yani. <laughs> bir tane kuzenin var. Direkt Doğru, çok yapıyor adamı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizleriz neresi insansın sen ya? <laughs> Ama bizleriz'in ince um, salaklığının ortaya çıkmış olması güzel oldu bu bölümde genel olarak. Çünkü dedim, yani geçen bölüm konuşmuştuk yani bu adam iş savaş çıkaracak. çıkaracak. Bu adamın... Çok akıllı, çok gururlu, çok sevecen hani böyle bir adam olmaması lazım ya yani bu böyle salak yani sonuçta. Değil zaten işte burada aslında o sahnelerden birine geçiyoruz aslında re yani gücünün yettiğine biraz ya gücü de Renira'ya e yetiyor gibi bir salaklığı var bizler için. O kadar ta ağlıyor ağlıyor işte ya diyor kızımla konuşuyor musun? Çok konuşamıyoruz bu ara. aramıza mesafeler girdi İşte üniversite sınavında hiç yanında olamadım falan gibi boş yapıyor. Sonra <laughs> Renira'yla ile yemeğe oturuyorlar. Renner'e anlatacak, anlatacak kız İçin yani, göçemez, ha, bir dinle lan, bir dinle yavşak. Yani... Can, can direkt kendi geçmişinden Aynen. şey gibi, seni etkilemiş gibi. Evet evet, ben kendi sinirlendim lan. Yani... Gençlik travmaların mı geldi aklına oğlum? Aynen oğlum, baba, babamı gördüm yavşak. Bir dinle lan, gerizekalı, bir şey anlatıyoruz burada. <laughs> <laughs> Etkilenmiş. Etkilendim ya. Renira'ya da bağ kurdum yemin ediyorum orada sinirlendim ya. Yani. <laughs> bir de hani ilk başta mantıklı şeyler söylüyor yani biraz daha böyle işte kolu seçtim falan orada dinlemiyor. Sonra bir şey söyleyecek oluyor O da, da susturuyor. Sus sen. Sen gençsin falan gibi böyle. Vallahi sinirlendim ya. Renira yapsa yeridir yani. Ama buradan <laughs> daha kritiği galiba. E, aslında bir sonraki sahne. Yemek sahnesinden sonra bizim geri zekalı vizeris sağını solunu kestiği için tahtta oturmayı beceremedi Bunu konuşmuştuk geçen bölümde. Master bunun eline işte parmağını kurda sokuyor. <laughs> Master tamam. <laughs> Master o gün o gün aklına gelen ne varsa onu yapıyor. Yerbinin alakası yok şeyle, tıpla mupla. Sen doktor musun lan? Ben felsefe doktorası yaptım. <laughs> <Hiç alakası. gülüyor> <Böyle bir adam. gülüyor> Burada da <laughs> Small Council'da danışmanlık alıyor aslında. O diyor ki ben şimdi Leyna geldi bununla evleneceğim ama elimde kurttu hala. Mesela <laughs> <laughs> artık ne yapalım buna? Kurta sokalım mı ya da bir ne bileyim avokado basalım mı falan diye böyle adam aklına gelirse onu yapıyor. Onu demlenmiş çayı alacaksın birazcık etrafına süreceksin falan diye böyle Ama anlatayım. şöyle bir şey var orada ben tabi burada çok fazla Meister'a kafa yordum acaba bu adam hani bilerek mi yapıyor onu falan diye. Aslında anlatmak istedikleri şey biz erişin... bu arada bu taht şeyine geliriz bir ara herkesi kesmesi muhabbeti de değiştiriyorlar bir yandan da ha bu var kitapta evet, resim, parmağı kesiliyor 6 ay önce bir noktada o parmak işte tetanoz mu oluyor ne oluyor artık her neyse zaten tetanoz herkesi döküyor taht lanetli ya filan diyorlar Oğlum tetanoz oluyor herkes <laughs> şunu bir şey yapın boyayın bir şey yapın her neyse parmak kesilmesi de. gerekiyor evet yani. um, Kesmiyorlar. Yok kurta sokuyorlar. Yok bir şey yapıyor. Avokadoya sokuyor falan. <laughs> yok. Sen bunu böyle şey yapın. ha Orada Viziris'in bir problemi hani çözme çözememe şeyini gösteriyorlar hmm, aslında. Evet, bu problem güzel. küçüktü. Sen bunu kesip atacaktın. Atmadın. Büyüdü ve hiçbir şey yapmıyor. Büyüdü problem. Şimdi daha fazla şey olacak. Sonra işte um, büyüdükçe de hani hala bir şey yapmıyorsun bu konuda. Şeyini işliyorlar sanırım. Sen devam et. Aynen, seni yok, yok anladım anladım. Yok şey o karar alma yetisinde sorun var. Aslında bunu işte trierşi konusu. Şimdi parmağı konusu Aynen. kendi üzerinden. Zaten tahkim konusu. kullan çöz bu konuyu tabii. mesela diyorlar. Yok yok hani kullanmayalım. İşte Peki, aynı muhabbet. Kes bu parmağı at abi. Hani. Peki çözdüğü Zerçe ilk konu ne? Çözdüğü ilk konu ne? evlilik. <laughs> o kadar olay oluyor. <laughs> Hiçbirine dokunmuyor paşam. Ama işim şüküra gelince hemen dur kara alayım falan demin ağlıyordun. <gülüyor> <gülüyor> ee, yalnız dur şimdi, burada e, bu sahnede bölümün en kritik cümlesi var. Hem de gene e, yazarlar nörtleri Ha, Ben de, kendim de, de, hopladım bak. oradan biliyorum yani. Ben ee, bunu yakalamadım tabii. Ben bunu ikincide daha iyi yakaladım çünkü alt yazıyı izledim. bütün her. <laughs> kelimeleri görebileyim diye. Çünkü ilk izlerken aradan kaçıyorlar falan. Um, burada şeyde bir kere şimdi um, şey konusunda Otto bayağı soğukkanlı. Hani evet iyi, iyi şey falan hani Lane'a olur falan Direkt gibi. Haneye kapılmıyor hani. Ah yani. sıktır lan. Onlar ölüm yaptı. Corliss Pitch Corliss Sen <laughs> onu bırak ya gel benim kız demiyor yani. Master hissediyor gibi değil mi orada? Biraz böyle Master'la böyle. Ha burada Master'la Otto arasındaki şeyi de ben pek hani çünkü ben Master Otto'nun şeyi diye bakıyorum hani yancısı Old Town Connection'dan dolayı. Ha doğru. Hani Master haberi övüyor bunu bir yerde otta kafasına vursan bir susar lan falan <laughs> Hani Meister çok iyi yap ya bu çok iyi olur böyle. bağlan. o kadar da yalama lan gerizekalı. <laughs> bir yere otta böyle kafasına vuracak zaten oğlum yeter lan. <laughs> bu kadar öme şu olacak. neyse <laughs> bir otta burada soğukkanlı şey yapıyor. Bu biraz bana şeyi hatırlattı. Littlefinger'da Sansa'yı um, şeye vereceklerini... Uh, Tyrell'lere gelin edeceklerini öğrenince o da hiç bozmuyordu böyle. Aa, evet. değil mi? Gidip sonra kendi planını uygulamaya koyuyordu Sansa'yı Tyrion'la evlendiriyordu sonuç olarak. Littlefinger çok soğukkanlıydı canım o inanılmaz ya. Otto biraz ha, işte, böyle dandik o konuda Otto da orada bozmuyor fazla. Ama Otto şey işte. Ha Meister'ın um, desteklemesi garipti hani o kararı. Evet. Evet. Ot da onu çıkışta dövmüş. <laughs> sen gel lan buraya. Sen kimin çocuğu kral yapıyorsun lan sen sen diye. İşte ben biraz şey gibi hissettim. Yani kralın önünde ya oyun oynuyorlar ya da aralarında hani master biraz geri zekalı. Yani <laughs> ya ikisi, ya ikisinden bir şey. Yani. Olabilir. Evet. Ya ben de kıllandım burada hani bu danışıklı dövüş mü diye. Ama O da sonra en kritik şeyi söylüyor abi. Um, I love my wife And to be compelled to replace her for the duty's sake diyor. Yani evet. ben de karımı çok sevmiştim. Onun yerine sırf görevim icabı, hani sırf e, şey icabı, birisini almak hani evet çok şey değil deyip böyle tak diye koyuyor. Çünkü bu mesele kaç kere geldi abi önümüze. Şeyin Master um, Love is the death of duty lafı vardır ya. Ha, evet. İşte aşk ...görevin, Onur'un ölümüdür. Hani aşkı için... Herkes ona, bu yolda John, öldü zaten oğlum yani. <laughs> hani Jon Snow'la ilk... Jon Snow'la... ...konuşurken Master Amen duvarda... ...şey diyordu Jon Snow'a... ...sen neden işte... Um, Night Watch... Um, ...evlenmiyor diye düşünüyorsun... ...falan diyordu. İşte Jon Snow... ...bir şeyler söylüyordu işte. O da işte Love is the Death of Duty... ...işte... Um, Aşık olan bir insan kendi görevini yapamaz. Um, çünkü bir sevgilinin bir ilk çocuğu hani elini almanın yanında görevin, onurun bilmem neyin evet. ne, ne şey olabilir ki yani hani diyordu. İşte burada direkt ona gönderme var. Yani Love is the death of duty burada vizeris şeyi seçerek kendi istediğini seçerek görevini evet, yapmamış oluyor. Evet. Ve de bu çok fazla kere geliyor karşımıza. En bunların meşhuru da zaten Rob Stark. Rob Stark tamam diyecektim. <laughs> Rob Stark. Yani e, gerçi hani Rob Stark'ın işte kendisine bakan hemşire Jane Westerling'i hamile bıraktıktan sonra ki buna tekrar geliriz. E, burada da öyle bir şey var mı? Ko şeyine, teorisine. Hamile bıraktıktan sonra Freyler'e olan sözünü bozup Evet. Onun evlenmesi ve de onun sonucunda Red Wedding'e boğazını kesilmesi. Yani. <laughs> Orada bozduğu sözün sonucu. işte aynı şey burada da var. Hani um, birçok yerde var. Mesela Jon Snow'un Ygritte'le, Jon Snow da yemin ediyor. Aynen. Night's Watch Ygritte'le ondan sonra Ygritte'in ve kendisinin de ölümüne giden um, şeyin önünü açmış oluyor. Yani çok fazla kere görüyoruz bunu. Ben o yüzden o duty lafı orada zaten kritik yani. Um, şeyde de um, Otto da aklına onu sokuyor orada. Hani ya sen görevin için evlenme, boş, aşkın için evlen. Hani kendi şeyin için neden? Yani Karını nasıl seviyordun? Karınla hani görevin için evlenmedin. Gerçi hani zaten anneannenin yaptığı aranızı, anneannenin bir gelmesi yaptı sizi ama sizler, <laughs> hani son, iyi denk geldi falan de böyle. Her neyse e, e, burada da onu yap şeyini sokuyor yani direkt hakkına. Yani mükemmel bir şeydi orası. Evet, doğru doğru doğru. Yani şeyden de güzelmiş. aralarındaki şeyi de tamamlıyor şeyden. E, baştan yollaması aslında direkt Hani onu sunmasından da çok o karısının boşluğunu hiç daha böyle boş aralık vermeden doldurması. Ya çünkü yani Ellicent, çok büyük bir boşluk olur ya insan der. Sevdiğin birini kaybettin, hayatında bir anda büyük aynen. bir delik oluşur. O deliği dolduruyor. Şimdi Lena, Lena öyle biri değil. Lena... Deliği dolduruyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Lena öyle biri değil yani. <laughs> ah, şöyle de bir şeyi var. Alicent babası annesini kaybettiğinde babasının yanında olmuş. Ve de karısını kaybeden bir adamın travmasını birebir yaşamış, yaşamış birisi bir de. bile. De aynı şeyi var yani. tecrübeli yani. Kendi acısını hani bir kenara koydun, hani kendi acısı da olduğu için tabii ki daha iyi empati yapabiliyor. Ama babasının da hani evet. aynı yaştaki aynı konumdaki bir adamın kaybettiği karısının Orada direkt bulunmuş yani. Daha awkward bir şey zaten. Onu da aslında ileride göreceğiz ama işte Damon'a saldırmaya giderken Otto bayak karısı gibi davranıyor yani el böyle üstünü yapıyor, başını yapıyor. Ha, orada evet, orada biraz daha şey var. Um, aralarındaki ilişkinin ne olduğuna dair um, biraz da açıklıyorlar yani evet. Aynen. Bu büyüsü bir ilişki yani. Evet işte. Hani orada... öyle şey değil. Ee, baba oğul baba kız ilişkisi değil. Baba yani. kızı ilişkisi olma olmadığını biliyorduk da hani şu ana kadar şey net değildi. Ne kadarı kimin planı? Hani de istiyor mu bunu? bence Yoksa tamamen Otto'nun şeyi mi? Çünkü... Ama şöyle bir şey var. Heh. Alicent saray politikasını istemiyor. Çünkü sürekli yani kendini yaralıyor işte. Şey olduğu için babası yani için istiyor olabilir. Yani kendi mutsuz ama belki... Ha, yani. istediği o saray şeyi değil ama bence Vizerys yanında kendini daha güvende hissediyor. Çünkü babasına nazaran Viserys çok daha iyi bir adam. Ha, sen Vizerys'e Çünkü... yakın olmak için diyor. Ha, olabilir. Hani e kişisel olarak yakınlık duyuyor Alicent. Ama hani bütün bu saray olayını tasarlayan adam tabii ki babası. Hani biraz şeye dönüyor bu. Hani Ned Stark'ın Catelyn Stark Önce Brandon Stark Ned Stark'ın abisiyle evlenecekken Evet. Brandon ölür ölünce Ned Stark'la evleniyor. Um, ama çok iyi bir çift olarak işleniyorlar yani. Şey Ulusan olarak ki. yanlış olsa da başlangıç olarak iki ailenin birleştiği politik bir evlilik olsa da anlaşıyorlar. Aynen. Burada da um, Alicent geliş olarak katılmasa da sanırım Viserys'i um, kendi babasına göre çok daha yakın buluyor kendine. Yani yanında daha güvende hissedebildiği, sürekli böyle kendini şey yapmadığı birisini buluyor herhalde. Orada öyle bir bağlantı da var yani. Ama ben şeyi de sevdim mesela burada. Biraz da onu istemiş sanki yönetmenler. Şimdi dediğin doğru olabilir. Hani kendini güvende hissetmek. Bir yandan da çok o da duty gibi bakıp işte babam bunu istiyor. Babam bu mutlu edecek. Ben görevimi yapayım da aman başım yanma. Yani başım yanmasın değil de artık acı çekmek sürekli. istemiyorum. Doğru. Sürekli stresli olmasının sebebi Hayır, işte ona Viserys'ten yani. daha çok babasını şey yapmamak, kara çıkarmamak yüzünü evet. Yani ellerini Sürekli falan stresli, yani. sürekli kendini yoluyor. O yüzden o Viserys'ten korktuğu için değil yani. O babasının evet. gör, görev verdiği görevi yapma stresi. Bir Çünkü Vizeris'te şeyi de var biraz. Onun ilişki de yani şeyden güzel vurguluyor. Yani oyuncuyu burada takdir etmek lazım. Emily Carey böyle her konuşması. Müthiş bence be gözleri kaçırıyor. Temas kurmuyor böyle. Bir şey gerginliği de var Ben çocuğum lan hani bir yandan da daha ve ben bu adamla ne yapıyorum? Evet hani babası gibi görme dediğin doğru ama bir yandan da bu adamla yatmak zorunda kalacak. İnanılmaz Sanırım gergin bir şey ya. Bir kadının etmiş. Gergin, gerginliği durumda var. Durumda çünkü yani. Otto Hightower'ın kızı olarak sevdiğin kişiyle <laughs> mutlu bir evlilik yapmak gibi bir şansın yok, yok yani. Işte, evet. O yüzden de Dediğim zaten strese giriyor. Hani babanın seçtiği kişiler arasından belki de hani bizeriz. Ulan adam kral ya, kraliçe olacağım. Yani şey belki de o kadar basit yani. Ama bence kişisel olarak e, tabii ki bunları pek şeyde görmüyoruz. Tabii bu Alison'ın karakteri de açıkçası bu dizide biraz şey işleniyor. Yine eee şeyde daha hırslı kitapta. Ha, bu hani da hırslı... daha soft, evet. Burada onu hiç işlemediler. Daha daha hiç hırs görmedik yani. Ben kraliçe olacağım. Ben benim çocuğum kral olsun, bilmem ne. Onları daha görmedik. Ha bu değişir mi? Belki şimdi Renoir ile arası bozuldu ya. Evet. Oradan sonra belki alışıkta şey olabilir hani Renoir ona kötü davranırsa, e sen ona bana öyle mi davranıyorsun lan? Ben de kötü davranacağım. Sana muhabbeti olabilir. Ama o açıdan biraz problemli hani şeyin alışıntının çok iyi işlenmesi ama e, gör, göreceğiz bakalım yani ileriki bölümlerde birazcık değiştirebilirler. Çünkü her dediğim gibi yani çok iyi işlenen karakterlerin hemen bir an önce gerçek dünyaya ge getirilmesi gerekiyor dizide. Dediğin şöyle de mantıklı şimdi düşünüyorum. Ya bu evrende kadınların yani kurtulması için diyeyim tırnak içinde kurtulamıyorlar ama İki şansı var. Ya her şeyi yapacaklar her denileni kurcalamadan bir şekilde hayatta kalmak için ya da tepeye çıkmaları lazım. <laughs> e tepeye çıkma çok zor. E, tepeye çıkmaktan kasıt illa hani kral kraliçe olsun değil. Dediğin gibi Alicent hırslanıp, kralla evlenip aslında ciddi bir yani vizelisi sevmese de ciddi bir koruma sağlıyor kendini. E, Renner'a işte ben order'ı değiştireceğim, kraliçe olacağım e, şeyini alsa ya yani, olamayacak ama e, muhtemelen olma ihtimali biri ona bir kalkan sağlıyor. Başka şansları yok yani bu evrende kurtulmak için. Yoksa ya da işte e, Misery gibi yani, hayat kadın olacaklar yani. Yani Alison daha çok kendine verilen görevi kabul etmiş. This is the order of the things Rhaenys'in dediği gibi yani. bir şey de şu anda. Çok fazla ben bu görevi hani istemiyorum ben kendim tepeye çıkacağım ya da kendi şeyime bakacağım. Kariyer yapacağım ben falan diye. Yani. <laughs> um, şey yok şu anda. Göreceğiz bakalım. Tabii çocuğu olunca um, belki onları korumaya çıkabilmesiyle daha hırslanabilir. Olabilir. Hani kendisi için istemediği şeyi çocuğu için istemeye başlayabilir. Um, yani göreceğiz. Şimdi buradan da Zeynel'e yürüyüş sahnesi geliyor. Aslında bu sahnede hani. Aşırı konuşacak bir şey yok sanırım ama Vegar konusu var. Ee, Vegar işte, kız zaten Vegar'ı soruyor işte. Balerion'dan sonraki en büyük ejderha, en yaşlısı o falan. O da kayıpmış. Ee, denizlerde gezip kendine yuva yapmış bir yerlere. Narosi'de bir yerlerde falan takılıyor. işte Sesini duyuyorlarmış falan diye anlatıyor. Vegar şey... konusu önemli olacak muhtemelen ileride. Evet bu sahnede um, televizyonculuk açısından yine güzel bir sahne. Uh, hani direkt o oh, asik ...bakamıyorum bu ne ya falan diye 40 bir, yaşında adam herkes ya, gerildi o sahnede yani, eminim aynen, aynen. izleyen 12 milyon kişi böyle Hayır, herkes buna Vizeris dahil olmak üzere <gülüyor> herkes gerildi <gülüyor. gülüyor> Vizeris de nefret ediyor Allah neye girdik böyle ya <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız oğlum <gülüyor> <gülüyor> Oradan Bakıyoruz. herkes izliyor falan bir de karşıdan. Rainis izliyor. Şey, Rainis izliyor. Şey izliyor. Evet. Um, şey bir kere Şimdi bu sahne televizyonculuk açısından güzel ama bu saçma. Ç şöyle saçma. Bırak 12 yaşında olmayı daha doğmamış çocuğun beşik kerpmesini yapılıyor yani bu dönemde. Hani senin Anadolu çocuğun var, var benim bu çocuğum. Konuda, var. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onu geçtim abi. E, e şimdi o bu soylu şeyinde işte sen bilmem ne ailesin. Bu kralın zaten çocuğunun evlenebileceği atıyorum İngiliz tarihine de baksan 5 tane aile var Rangül ordu, kızıyla evet. evlenecek. E benim işte 10 yaşında çocuğum var senin karın hamile bunlar evlensin büyüyecek. Hani bunlar daha yaştan değil yani daha doğmadan çocuklar kararlaştırılan şeyler. Ee, ve de kimse çocukları hani o 40 yaşındaki adamla 12 yaşındaki çocuğu koyalım yan yana bir yemek yesinler. Anlaşırlarsa evlenirler. Böyle bir şey değil yani bu. Değil, değil, sen evet. düğünde görüyorsun yani. Düğün hazır. Sen kaç yaşındasın? İşte 15 yaşına geldim. Şey oldum. Hani hazırım evlenmeye. Evleniyorsun. Düğünde görüyorsun kralı. Düğünden sonra çocuğu yapıyorsun. Bir daha da zaten hani bunu onayladığım için söylemiyorum. Sadece böyle sistematik yan yana gelip. Sistematik yürüyor diyorsun aslında. Daha sistematik hani yani bir şey bu, bu yani. Böyle yan yana geldiler. An bakın, bakalım bir elektrik alabilecek mi şeyden falan yani. Hani şeyde bir meme vardı, redditte. Ee, şey ha, böyle e dönüp telefonda oyun var mı senin diye soruyor. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> Ay. Annem telefona <laughs> vermiyor bana sende var mı? Böyle bir şey olmaz. Ha. Şey olarak evet, dediğin gibi güzel e, Veygar'ın Porsche Devingen'i eklemişler oraya direkt kız. Senin ejderha vardı nerede ya? Falan diye böyle. Bizleriz de işte böyle ya ejderha sevmiyorum ben falan diye. Ya senin var nerede o ejderha? Balerina mı bindin sen? Nasıldı? Kaç yapıyorduk falan yani. diye. Yapıyordu? <laughs> Gerçekten öyle sordu bu arada ya. <laughs> <laughs> Direkt nerd çıktı. Dragon nerdi çıktı yani kız. <laughs> Büyük ihtimal böyle evde çizimleri falan vardır onun böyle. Zaten evet yani Lena e, ki wikisine bakınca görüyorsunuz yani. Seçecek bir durum. Hayır. <laughs> Herkesi e, oynayan iki aktör var. Hani yaşlısı, Genc, genci. Bu yani. Blaine'i oynayan üç aktör var. He. Çocuk, genç, yetişkin <laughs> diye. Yetişkin hani böyle. o kadar küçük çocuğu kastetmişler buraya. İlla ki bu sahneyi dramatik yapacağız diye. Rahatsız İyi bari Beşik'te diye. falan so gelmedi yani. <laughs> <Beşiyiz şurada. gülüyor> şey <yap> yani. <laughs> Hani 12 yaşında olması 14 yaşında olması sonuçta aynı şey yani. Ya evet. Ama televizyonculuk açısından güzel. Hani zaten... Game of Thrones'un zaten HBO'nun da böyle bir seyircinin tabularıyla oynaşma adetinden dolayı o açıdan güzel sahne olmuş yani. Onun geyiğini de hep vardı ya işte. 12 yaşında kız da arkasına bakan, başka kıza bakan adam mimi var ya sevgilisi yürürken. 12 Aa. yaşında kız da yürüyor. 15 yaşındakine bakıyor böyle. <laughs> Tam o kafa yani buradaki de. Yani o, Veigar muhabbeti de hı. Veigar'ı bilmeyenler için e, Balerion öldükten sonra e, en büyük ve en yaşlı ejderha olarak kılıyor Westeros'ta. Dragonpit'e e e, sığmıyor falan diyorlar ya. O derece büyük. Evet şey e, Balerion'a yaklaşıyor boyut olarak. E, hatta Balerion'la savaşsaydı Balerion'ı yenebileceğine e, dair e, şey söylenti de var. Çünkü Savaşçı Prenses Vizenya'nın ejderhası olduğu için hani onun kişiliğini de aldığı çok savaşçı evet. e, bir ejderha olduğu da söyleniyor. E, tabi büyüdükçe şey de var zaten trailerlarda. Gören olmuştur belki. Tam böyle unit yani. Chunky boy. Aynen. E, <laughs> göreceğiz ileride. E, onun önemi o. E, i̇leriye dair tabi spoiler vermeyelim ama burada zaten foreshadowing yapıldı. Baya net yapıldı, yani, yapıldı şey zaten. Daha önemli sahne bunun devamı aslında Renira ile Renis'in konuşması. E, esas konu burada çözülüyor zaten. As yani Reyna ile yürütmeleri az iki konu hizmet ediyor. Araç olmuş biraz da işte Vegar konusu ve konunun işte onları izleyen Renis e, ve Renira'nın konuşması. E, ve orada aslında birbirlerine çıkışmalar işte bu konu seni rahatsız etmiyor mu demesi Renira'nın Renis'e. Evet ediyor ama işte ben e, işlerin nasıl yürüdüğünü artık biliyorum ona göre davranıyorum ya işte demin dediğim konu biz hayatta kalma ve kızının hayatta kalması belki ya da işte güç sahibi olması için bunun böyle olması gerektiğini biliyorum deyip karşılıklı birbirine laf sokuyorlar. Orada en güzel laf sokmada herhalde Renis'in. Ben işte babamın e, varisiyim artık şey yapıldım falan. Ha tabii işte adamlar hala çay dolduruyorsun sen ne anlatıyorsun deyip. <laughs> laf koydu ya. Aynen. Çok, Aynen. Çok, abi. Balkonlarda laf koyan teyzeler ya. Yani. Ver bana bunu bütün gün. Ben bari Game of Thrones'u bırakayım böyle şey pembe dizi falan izleyeyim abi. Evet sen yanlış dizi izliyorsun. Ben bundan <izleyeyim> hoşlanıyorum <laughs> Ben niye bunu izliyorum ya? Böyle dizi Balkonda dizi çok... laf koyan teyze istiyorum ben. <laughs> Ama güzel laf koyamıyorlar o, işte. Hep senin çilsin. oğlanın da işten atmışlar ha. Ben diye böyle gelen teyzeler lazım bize. <laughs> Burada daha, daha kaliteli diyaloglar. <laughs> Aynen. Rainis izlerken böyle direkt bu bana neyi hatırlatıyor ya? diye düşündüm hep yani. Acaba hani bir uh, Olena Tyrell Marjorie diyor onu evet. benziyor. Hani olayına de öyle gelene geçene koyan bir teyzeydi ya. Çok iyiydi ya. <laughs> evet. Çok severdim onu. Yani selam verene laf sokuyordu falan böyle öyle şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Garson geliyordu önüne bir şey koyuyordu böyle. Ona bir şey söylüyordu. Herkese lafı vardı diye. oğlum harbiden. Her bir neyse sonra işte kaldı. bir... Serseyi o Sansa ilk Sansa geldiği dönemde Serseyi biraz daha mentor gibiydi ya ona. Evet. Ee, o diyaloglar var. Böyle hatta Catelyn Stark'ın Brienne'le olan diyalogları var. Her neyse... Um, böyle bir sürü şeylerden um, Stark da bu konudaydı bu arada. Onu sert sokardı yani. Katniss Stark. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Büyük ihtimal Go Game of Thrones fandom arasındaki en controversial karakter Katniss Stark. Um, Stark ailesinin sonunu getirdi mi getirmedi mi? Ya bir gün şey, tartışırız. Tartışalım. <laughs> Kitapta çok farklı bir yönü var da. Gerçi tartışalım bu konuyu. Her neyse şeyde Reynes'in burada ilginç olanı, daha böyle gözümüze sokulanı açıkçası. Reynes'in sanki artık patriyarkiyi destekliyor konuma gelmiş olması. Özümsemiş Çünkü hani, biraz artık. <laughs> özümsemiş değil. Kendisi yenemediği için kimsenin yenemedi yenememesini ha. istiyor adeta. Okay. Hani diyor ya, yeah. beni seçmediler Evet, seni seçmediler ama beni seçtiler diyor şey Renira. Yani orada aslında o şeyde böyle hani kadınlık değil mesela sensin. Ha, bir haklı. Sen hani Renis Corliss'le evlendin, Power Couple yaptın, Statiko seni istemedi. Angut <laughs> bizleri istedi. Geçen bölümde konuştuk bunu. Evet. Bir yandan Renira haklı, bir yandan da tabii Renis de haklı bir yandan. Evet daha gerçekçi bir şey. Bir yandan da o Tyrion Jon şeye geliyor aklıma. Duvara giderken John duvara gitmeden önce herkes duvar süper, duvar çok onurlu, evet. duvara gitmelisin falan diyordu Jon'a. <laughs> Yolda Tyrion böyle sen manyak mısın oğlum duvarda ne yapacaksın? Götün donacak lan falan diyordu. Sonra Tyrion'i bir daha gördüğünde John ya bu konuda gerçeği sen, bir tek sen söyledin bana diyordu hani Tyrion'a. Babası bir herkes, şanlı şöhretli. Aynen olmuştu. herkes duvarı överken orada 5 yıldızlı otel var senin o falan derken. Burada işte gerçeği söylüyor yani şey. Ne olduğunu söylüyor hani her kimsenin söyleyemediğini hani babanın erkek çocuğu olursa. Evet. Hani bana şey yaptılar zaten. diyor. Bana diz çöktüler, beni ilan ettiler. Ha işte çay taşırken de söylüyor musun bunu babanın arkadaşlarına sen diyor. Hani o açıdan evet Reynis için Um, hani bir yandan konuşma Rhaenyra'nın evet ben beklersem bana şey olanı e, hakkım olanın gelmesini gelmeyecek diye düşünüyor. O yüzden Dragonstone'a gitme kararı alıyor bence. Yani Rhaenys'in Aynen, hamle sen yapması gerektiğini zaten gösteriyor. Aynen. Evet. Yani sen öyle oturursan sana hiçbir şey vermeyecekler diyor. Renere daha öyle mi lan? O zaman ben alırım bunu ben deyip. <laughs> Şeye geçiyor. Tabii bunun gene Targaryenlerin hem Daenerys örneğinde olduğu gibi hani almak mı daha iyi yoksa oyunu kuralıyla oynamak mı daha iyi ikilemine tekrar geliyor yani. İkisini bir arada yapamazsan Ama, ölüyorsun zaten yani. Reynis'in trailerda hatta ilk yayınlanan trailerla bir de Alicent'le da konuştuğu bir sahne vardı. Ona da sanırım böyle bir döşecek. Belki onu da bir şeyler yapmaya hani böyle arka planda insanlara döşeyip biraz daha kontrol etmeye çalışan bir karakter haline gelecek sanırım. Evet, Reynis'in yani, de Raines. çünkü evet artık bu kadar söylenip de duruyor olması da çok mantıklı değil. Çünkü Corliss'le gidiyorlar. Yine chorus konuşuyor. Yani Reynis'in bu kadar sessiz dururken, aslında sessiz konuşurken diyeyim daha doğrusu. Daha e, bir master planının olması daha etkileyici olabilir zaten. Rhaenys konusunda anca ben bu karaktere biraz alışabildim. Çünkü Peru çok boktan. Rhaenys'in. Bence en zayıf oyunculuk. Biliyor musun? Yani çok şey oynuyor. en zayıf oyunculuk diye Konuk düşündüm oyuncuları. çünkü Dizi başlamadan önce sözlükte birisi Yalavada, Yalava'da tatil yapan emekli öğretmene benziyor yazmış. O çok böyle <laughs> aklıma geldi. Gül gülesim geliyor böyle. Resmen şey oldu. Bir de Reynis kitapta saçları siyah mesela Reynis'in. Çünkü anne annesi Baratheon. Daha böyle warrior princess tipi var. Hani Kort'ta ona buna laf sokan teyze değil yani. Direkt böyle daha, daha Vizanya yani. tipinde bir ya Hatun ondan tamamen farklı bir şeye çevirmişler. o yüzden çok alışamadım ama peruk hariç şimdilik alıştım gibi hani şeyine. Yani bu yeni bir karakter, hani daha çok Olenetayral tipi oynayacak ama bu kadar bütçesi olan bir dizinin de bu peruk işini çözememiş olması tuhaf <laughs> yani. Biraz sırıttı evet. Yani neden sırıttın ama ben çok ya ya Color correction'da bile bile biraz toparlarsın gibi düşündüğüm bir konu ama yine de bir şekilde nasıl? Evet resimlerde <laughs> çok berbattı. Evet. İlk şey de burada o kadar kötü gözükmüyor ama hala kötü yani. Ve Her bu, neyse devam et. Buradan <laughs> evet artık biraz da hızlanalım yoksa yine iki saate gideceğiz. Ee, şeye geliyoruz. Esas işte yine erkeklerin. 15 yumurtasını... dakikada bitiririz bugün ya. Sen ha, merak etme. Bitiririz. <laughs> Ten things you missed in House of Dragon. Number 10. Şey 10 <laughs> dakikada bitiririz abi. <laughs> Bizlerin göçünde çiban vardı. Gördünüz mü? <laughs> Yuvarlanmış. <laughs> <Görmediniz gülüyor> <o>. You missed. <laughs> Tam nayla da böyle yapan YouTube YouTuber koyduk mu <laughs> tamam abi. <laughs> Video tamam. <Aynen. gülüyor> Damon'un yumurtası diyordum ya geçen bölümde de herkes <laughs> erkekler masaya top Damon koyuyor yumurtası. baba. Damon da burada yumurtayı çalmış. Baba böyle tek taşak gibi getirmiş onu yine elinde. <laughs> Damon... Yumurtayla ilgili iyi egg var açıklayacağım birazdan. Yani güzel böyle bir kelime oyunu gibi <laughs> Neyse burada galiba kesilmiş sahne var onu anlamadım ama. Bir posterlerde galiba ilk çıkan promo posterlerinde Damon'ın böyle bir pozu vardı yumurtayla. karanlık evet yerle. onu hatırlıyorum. O yoktu. Ya yani kesilmiş sahne şey. var ya da ileride başka işler yapacak mi? Belli olmuyor yani. Ha okey tamam. Spoiler olmasın. Bilmiyorum. Ha, yani spoiler <laughs> olarak söylemiyorum. Hani. Ha okey. Başka sahne olabilir. Ha evet burada. Okey tamam şimdi anladım. Şeyde um... Ha dur bir girme. Bir şey soracağım bir tek burada. Girmeyeyim. <laughs> girme dur bekle. <laughs> bir tek Bekliyorum. bir sorum var. Yumurta konusuna gelmeden önce eee Diyor ki Damon ben diyor Old Valera geleneğine göre diyor yani diyor aslında bizim de aşina aldımız, ben de ikinci karıyı aldım diyor. <laughs> Böyle bir gelenekten bahsediliyor mu? Yine dizi için yazılmış bir şey mi bu acaba? Aegon abi o. Onun gelenek olarak mı almış abimiz onu? Aslında bu da tartışılan bir şey Targaryenler konusunda. Çünkü Aegon geliyor hani ejderayla ilk geldiği için benim iki tane karım var ikisinin de ejderhası var diyor. Buna da kimse hayır olmazdan öyle şey diyemiyor <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Götün yiyorsa. Hadi söyle. Yani. şey olarak ondan sonra Maegor birden fazla karısı oluyor. Ondan sonra um, ha, Aegon böyle... Dayan Anladım. Ejderhalar üzerinden Adar böyle bir Hatta Rhaegar. Geri... Evet, Rhaegar tamam. bile Elia Martell'le Blake'in Lian Stark'a kaçıyor. Hani Böyle bir şey var. Bu valeria geleneği olduğu için mi böyle yoksa bu herifler bu geleneği böyle şey yaptılar, yutturdular mı besteraso? Biz okay. alırız kaç tane. Siz karışmayın yani <laughs> diye. Sonuçta gene şey olarak ejderha kanını devam ettirme muhabbetinden dolayı açıklanıyor. Yani hani ben bütün valeri şeyleri targenliyendere sikeyim ki daha fazla ejderha kanı geçsin lan filan. Ama Damon yani. burada o zaman yanılmış ya. Ejderhasız mizereyi alması çok bir işe yaramadı. Hemen böyle dalga konusu oldu yani. A <laughs> e şöyle Damon şey olduğunda Royce um, Reyna Royce mu karısı Vale'deki karısıyla onu daha hiç görmedik galiba. Alisenter Targaryen yapıyor o şeyi. Çünkü Alisenter Targaryen'in bütün um, şeylerle, büyük hanedanlarla Targaryenleri evlendirip ee, Westeros'ta böyle bir bağ, şey politik bağ kurma planı var. 9 ee, tane çocuğu olunca da böyle bağlar kuruyor. O zaman e, Daemon ikinci çocuğun ikinci çocuğu. Hani, hmm. iki, Baylen'in babası ikinci çocuk, o da ikinci çocuk. O yüzden kimse bunun tahtın şeyinde verasetinde önem oynayacağını düşünmüyor. O yüzden gidip e, Viserys Aaron evlenirken Baylen en yüksek lordunun kızıyla evlenirken Damon'ı da ikinci en zengin Royce'larla evlendiriyorlar. Ama tamamen bir şey evliliği yani. Siyasi evlilik. O yüzden e, Damon'ın Royce karısını neden hiç sevmediğini, neden şey yapmadığı pek açıklanmıyor. Yani hiç yani Royce şeyde, Vale'deki hatunlar çok çirkin filan e, deyip geçiyor yani. Şeyde de. O yüzden eee o ilk karısını pek sallamıyor. Anladım. Şeyde biraz daha farklı olaylar. Burada da olabilir. Çakal bunlar um, çakal. Şeyi um, Burada biz Dragonstone'a mı geçtik ya? Dur nereye geldik? Yok şeydeyiz şey, daha bilmiyorum. dur. Ee, yani şimdi Damon'un yumurtasını çalındığını öğrendim. Ha, ha bu mektup evet, evet. tabi tamamen posting yani <gülüyor> resmen. <laughs> Evleneceğim <laughs> gelir misin <laughs> diye. Tamamen şey yani. ...kontrollemeye çalışıyor... small Sili ve Viserys'i. Ama bu sahnenin ben... bence esas güzelliği... ...zaten o not falan değil abi şey... ...Viserys öğreniyor konuyu... ...hiç sormuyor ama hangi yumurta diye. Ya işte beni germek için yap... ...diğerleri de hemen evet abi evet... ...aynı çok haklısın falan ve boş muhabbet dönüyor. Ne yapsak ne etsek falan direk soran kişi yine ya da Renira. Hangi yumurta deyince bir böyle gerginlik oluyor ve ben sana ne demiştim geçen bölüm. Oğlum bu Dragon Pit'in başındakiler yani biraz geri zekalıya diye Bana gelmiş "Baba ba yumurtayı çaldılar." diye. <laughs> yumurtayı çaldılar denmiyor aslında. Yumurtayı Daemon Targaryen geldi aldı diyor. Çünkü aldı diyor yani işte. Gece gelmiş bu falan diyor. Kralın kardeşi Dragon Pit'e e gelip yumurta aldığında oradaki Dragon Keeper'da sen ne yapıyorsun? Elle ver onları diyemez yani. Ama işte önemli olan yani hangi hiç diyemez yani. <laughs> um, ama trajik olan tabii o Dragon Keeper'ların Ceheris tarafından kurulma sebebi Ceheris'in çocuklarından birinin um, çalıp ha. <gülüyor> gitmesi. <gülüyor> Al işte bak. <laughs> um, yani çalması ama yumurta değil yani. Ejderha çalınmasın diye yazıyorlar <laughs> orayı. Ulan o daha da yumurtayı bir... tutam. Ejderha'yı nasıl tutacak zaten? <laughs> o da çok ilginç bir hikaye abi. Çocuk Bellerin'e biniyor. Kontrol edemiyor beleriyeni. Bellerin ee, bunu beleriyene götürüyor. Aa oha güzel. Sonra gelince yanarak geliyorlar. İkisi de hem Bellerin yanık halinde geliyor. Hem de çocuk şey tamamen. Çocuk dediğim daha biraz genç. Hani 13-14 yaşında artık neyse. Yanmış bir şekilde böyle büyülenmiş bir şekilde geliyor geri. Oha, çok iyiymiş. Sana. Ondan sonra Ceheriz zaten Valeria'nın harabelerine gitmeyi yasaklıyor. Oha, güzel. şey İdam cezası getiriyor Valeria'ya gidenler, gitmeye Oha. çalışanlar her neyse o tamam bir Eee şey. Ee, şey. Ha, onu böyle çalma falan yok yani. Herif girer oraya alır yumurtayı abi şey değil yani. Ama işte kritik Fire... kimsenin sormaması yani. Niye sormadılar abi? Yani bu bir ya tek şöyle... şey mi aklına geldi? Ya yani tabii anlıyorum dizinin dramatikliğini için orada yine ama işte zaten Viserys'in ejderha ile pek sallamadığını öğrendik. Orada Rhaenyra'nın sormasının sebebi Rhaenyra o yumurtayı Baelon yani ölen Kardeşim. doğumda ölen kardeşi seçmiş. Ee, o yüzden onun için önemli. Hani o, biraz da o tetikliyor gitmesini hani şey olarak Dragonstone'a gitmesini sonra. Benzeri sosyal tetikleniyor orada böyle zaten. <laughs> ha, bu arada Dreamfire, Daenerys'in üç yumurtasının geldiği ejderah. Hah, bak onu soracaktım sana önemli diye, bak bunu bilmiyordum. Okay. Yani, yolu uzun oluyor tabi. Önce bir Bravos'a gidiliyor, bu Lord of Braavos onu bir çalıyor, alıyor falan da. Her neyse, o, o yumurtalar oradan geliyor, şey Dreamfire'dan geliyor. Ha, yani okay. Dragon, Viserion ve ee, Neydi diğerinin adı ben de unuttum. Ray'li Ray bir lan? şeydi. Ulan, Ray... Raygar şey yok. Raygar'dan mıydı? Her yani... neyse. Unuttuk çok fena. Sıçtık. Evet, kapat kapat. White Walker'ın <kapat. gülüyor> <White> Walker Walton... <laughs> <laughs> indirdiydi galiba üçüncü değil mi? Viserion'du o. Viserion. Bak onu da karıştırdık. Neyse. Drogon. Kaldrogo'dan geliyor. Raygar'dan mı geliyordu üçüncüsü? Ya neyse ya? yazarlar önemli. <laughs> Wikipedia'ya yorum... yazmazsam çatlarım ya. Yorumlara gelip yazı Abi yani, onu bilemedim ya. siz rezil rezil yorumcularsınız. <laughs> oğlum kapat bunu ya kapat. Valla çok fena sıçtık ya. <laughs> ya bir şey olmaz oğlum. Ben, ben her gün bir şey unutuyorum artık. Kafam o kadar dolu ki yani. İşte böyle Game of Thrones'dan nefret edip... Dört sene, beş sene hiç okumayıp izlemeyince ya, böyle oluyor yani. Bittin işte. Bir de Ejderhan adını unutan adam yarın kim bilir adını unuttur. <gülüyor> <gülüyor> ya ben dediğim gibi bu sahnenin hiç umurumda değil. Bak Ejderhan adım adı. Bu arada bilmiyordum bilgide de. Gerçekten Viserys'in buradakine yavşaklığına ben çok takıldım. O ana kadar... Regal. Ha Regal tamam. Rhaegar'dan geliyor ismi canım. E, tamam. Doğru, okay. Hatırlamışsın yani. aslında. Yani son, son iki harfini hatırlamamışsın. <laughs> ah, Viserys kardeşi, Rhaegar e, babası, e, Dragon'da kocası yani. Aynen. Yine geldik şey işte, Trinity'ye. Neyse. E, ne diyecek? ha Viserys'in bu yavşaklığı abi, öldürüyor beni. Daha bir bölüm önce, altı ay önce tabii oluyor bu olay ama arada altı ay geçiyor. Ben karımı yeni kaybettim, çocuğum, karım çok önemli falan. Yani. Renira gaza gelene kadar gaza geleceği yok. Umurunda da değil. Ya olur abi çözeriz falan gibi yine takılıyor. Sonra da yalandan ben gideceğim falan diye kalkıyor. Orada da <laughs> tutmayın lan. Ha tut bırak bırak falan diye böyle gitmeye çalışıyor. Otto diyor ki siz durun ben gideceğim. Ha öyle mi? Falan. O bakış o ya. Ha iyi sen git o zaman falan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum NBA basketbolcusu kavgası işte ya. Evet evet. Bırak. <gülüyor> <İnanılmaz> <gülüyor> tutmayın boş. lan gireceğim ben bu arama. <laughs> Ya yani Viziris iyice rezil oldu yani orada. Ya bence Viseris gitmek yani şöyle Renira, Rha Viseris ve Otto içerisinde gitmesi en saçma olan Otto yani. <gülüyor> Arkadaş <gülüyor> hani gidip öleceğim. Damon'a <laughs> Damon Otto'yu mu yollayacağız sakinleştirmek için yani nedir? Şimdi Damon'ın buradan Dragonstone'a bağlayacağız herhalde artık evet, hani tabii, arada bağlıyor. başka sahne var oraya döneriz de. Damon'ın zaten bu hareketi çekmesinin sebebi tamamen trolleme ya da bir reaksiyon alma herhalde ya da ilgisini çekmek. İlgisini artık. çekme Çünkü, bence kesinlikle dikkat ilgi çekmeye oraya çekmek istiyor. Yani bir kere o Gold Clocks'ları oraya taşımış bir kere o olmuyor öyle bir şey o biraz saçma olmuş. Çünkü Gold Clocks'u ne yaptığından bütün şehirdeki polisi şeyi askeri hepsini oraya taşımış. Hepsi mi ben onu anlamadım. Bir kısmı sanki oradan yani böyle yakın korumaları oradaymış gibi bana. ama çok adam var gerçi bir yandan. Da. Sanki ben hepsini oraya taşımış diyor anladım. Evet, bu arada biz. şeyde kitapta Goldklox'un başında istifa ediyor da gidiyor oraya. Ha. Yani bu arada Dragonstone'a adam götürmesine gerek yok. Orada zaten Targaryen'lerin bir birliği var. Hani aradayı koruyan. Bu arada orayı işgal etmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Hani Targaryen ailesinden olan birisi Dragonstone onların aile kalesi yani. Sonuçta oraya gider istediği kadar kalır yani. Hani orayı işgal etti bizim cevap vermemiz gerekiyor ona diye bir durum biraz saçma. İşte Gold oraya götürmesi de biraz garip. Her neyse yani orada Rhaenyra tamam Princess of Dragonstone da o bir şey gibi yani. Ünvan. Hani illa ki Rhaenyra Dragonstone'da oturacak artık başka hiçbir Targaryen oraya gidemez diye bir şey de yok. Hani nasıl Vesayetten Prince. dolayı herhalde öyle biraz muhabbet oluyor. Bura bana İngilizlerde kaldık, de yani. şey vardır ya abi. Prince of Wales'tır ya mesela yani. işte Charles. Hayır gidip Galler'de oturduğu için değil o yani. O ünvan o. Tabii. Her neyse bu da aynı muhabbet. orada böyle biraz gariplik var. Ben tam olarak Damon'un ne yapmaya çalıştığını da anlamadım. Çünkü e, kitapta e, şeyde şey olduktan sonra kovulmuyor kendi gidiyor. Hani kızıyor gidiyor. Ha, burada basit gidiyor. Şey bunu vadiye yolluyor aslında. Viserys. karının yanına dön diyor. o Dragonstone'a gidiyor her neyse yani şey, şey olarak They're aynı mı? yere geliyorlar. Daha broken o zaman burada yani tasvir olarak kitaba göre daha broken bir karakter yani daha böyle Yani burada Abim Bizlerisi... beni görsün, abim beni tanısın, abim abim falan diye geziyor biraz. <laughs> yani Viserys'e belki bir hata yaptırmak mı istiyor? Hani ne bileyim hani hani Viserys gelsin ben onu öldüreyim, kral olayım gibi bir dallamalık yapmıyor. Otto'nun şey yapmak istediği o. Aman sen gitme seni öldürmesin bu falan diye. Um, ama Otto, <laughs> Otto ne düşünüyordu hani oraya giderken onu da bilmiyorum. Tamam hani Otto büyük ihtimal ben gideyim, kışkırtayım, um, işte... Öldürmez şey, mi düşünüyor herhalde orada. Yani ha, zaten şaşırıyor biraz da gittiğinde. Kılıç çekince şaşırıyor. Aynen. Damon'ın krala savaş açmasını sağlamaya çalışıyor. Çünkü e, şeye bakarsan ikisi Red Keep'teyken Otto hep böyle usturuplu hatta senin karın da öldü. Al benim karımı falan dediği zaman Damon Otto o zaman bile böyle sen ne diyorsun lan demiyordu yani. Böyle evet. bakıyordu falan. E, Dragon Store'a gidince direkt orospunu götür. Orospunu aldır lan. Sen Ağzına full ne geliyorsa ediyor. söylüyor. Evet, full tahrik ediyor. Hatta... tahrik ediyor. <laughs> Not alırken ağzına ne gelirse söyledi yazdı. Böyle. Yani böyle bir şey yani. Hani <laughs> Bir de çok ilginç. Otto o kadar seksis bir adam ki sürekli orospudan bahsediyor. Şey hiç yok. Hani sen ejderha yumurtası çaldın. Orta sen hiç... Dragon işgal ettin. En büyük şey e... Damon'un yaptığı en iftira ne diyeyim hakaret edici şey şeyle evlenmesi ne diyeyim Orospu'yla evlenmesi. Ya aynı şeyi. Orospu demeyelim sex worker'la evlenmesi. Tywin de takıyordu ya şey için zaten. Hep oradan aşağılıyordu. Sonra gidip aynen. Kendi takılıyordu. aynen aynen. Um, Otto'yu da buluruz yakında birisiyle şeyinde. Bekliyorum ben de valla. Otto'yu da Meister'la buluyormuşuz. <laughs> Oğlum zaten... Dedim o... sana o kadar konuşma diye. <laughs> Bizim yanında. Şimdi cezalandıracaksın. Nerede benim kırbacım? Ama orada elini kurda sokuyor Aynen. Ye o kurtları şimdi falan diye direkt. Şey, şeyde zaten lafı soktukça şey arkada böyle diğerleri de şey oluyor böyle ooo ne dedi ne dedi falan gibi böyle bakış. Garibim Westerling arkadaki şey kel kapalı Knight. Oo, direkt böyle şey Adam şeye girdi oğlum yandık burada yanacağız Allah kahretsin filan diye. <laughs> Sonra şey zaten bir Crispin miydi adın senin neydi filan o da ona, evet, şey. <laughs> Crispin miydi diye böyle O da ona laf söylüyor. Herkes bir buruna koyuyor. Ama Ağzına kol, ne gelirse söyledi herkes. Kol da zaten çok hızlı ilerliyor. Bak kolun aslında başta dediğin eee al, aslında altyapısının çok olmaması dizi içerisinde biraz sırıtmaya başlıyor burada. Daha daha dur iki gün önce tamam dövdün şeydi ama o Ejderha gelmiş bilmem ne ortalık karışık. Sen de benim adımı hatırlarsın aslında falan diye laf sormazsın yani. Hightower'ın onu getirmesinin sebebi e, o zaten. Şeyi A kışkırtmak Damon'ı yani aynen, oradan aynen. belli. Meister'ı niye getirmiş miyim? onu bilmiyorum. <laughs> Meister'ı da getirmiş yalnız. Onu o da arada, getirdin abi. Da arada <laughs> Yanacaksak hep beraber yanacağız sen. <laughs> konuştun orada. <laughs> <bizi mesela> sen <laughs> beni bana cezalandırıyor. <laughs> Yok, meistri getirmesinin sebebi büyük ihtimal şey e, resmi şeyin kaydırı tutsun falan diye herhalde. Hani ee, krala e, yani, yani ya da şahit olsun, herhalde. Yani noter gibi biraz daha getiriyor. Yani ne konuşulduğunun kaydını tutsun falan gibi diye getirmiş olabilir, bilmiyorum. Ama ben o sure. meistri'nin orada olması Otto'nun e, direkt savaşa gelmediğini gösteriyor aslında. Daha böyle bir e, siyasi ne işte konuşma şey olduğu, yap konuşma, yapmaya, konuşma yapmaya geldiğini gösteriyor. Aslında ama biraz saçma tabii yani tamam hadi konuşmaya geldin. O zaman ağzına geleni söyleme arkadaş. İlla ki. Bunun hani senin bunu teyrin de muhtemelen. Evet yani konuşacağız, kışkırtacağız. Bu sonra trip atıp ge ge gergo yapıp e içine atıp gidecek gibi düşündü. Onu yapamadı çünkü onu kim yaptı? Ren Renira yaptı onu. <laughs> ya o da cesur bir adam olsaydı belki şöyle diyebilirdim hani kendisini öldürtmeye çalıştı. Çünkü Damon orada Otto'yu keserse direkt kralı savaş açmış olacak. Sonuçta Otto Damon'ın açık savaş ilan etmesini ister. Aha, bu konuda kendini feda eder mi zannetmiyorum yani. Biraz da o yüzden. Kılıçları kaldırın arkadaşlar. <laughs> Eştara geldi. Yanacağız. Bunu isterseniz. Ben çok Dark Souls oynadım. Bu, bu şeyde <laughs> kılıçla ölmez bu. <laughs> böyle, direkt mekanda zaten Dark Souls kalesi gibiydi lan. Evet, evet. Zaten şey böyle şey Aa, geldi. Evet, Şuradan atlanır orada kesin soul vardır aş aşağıda falan diye. Aynısını <laughs> düşünün. Mükemmel atmosfer böyle. Zaten şey full sis olmuş. O dedim Tam böyle şey. Ha, bu arada Kalesine şey bu ha. Yani. Mandalorian'da İlk defa kullanılan yeşil e, perdelerin yerine The Volume ha, denilen bu LED ekranları koydular Virch ya. Virch Studio, aynen. Burada onu kullanıyorlar. Evet. Hatta gözüküyor. bu Mandalorian'dan daha iyi gözüküyor. Bayağı iyi. E, şey ]iniz. olarak. Çok 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 iyi gözüküyor yani aynen. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bu White Shot'lar mesela Peter Jackson'ın e, Lord of the Rings'te en iyi yaptığı şeydir yani. Herif bu white shotlarla world building yapıyordu. Yani şurayı göster abi. Minas Tirith arka planda evet. Gandalf koşuyor böyle. Buradan göster. O propla yapıyordu. Game yani. of Thrones'da bütçe sorunu yüzünden bir kere görüyorduk her şeyi. Burası Highgarden. Bitiyor Ondan sonra. sonra hiçbir white shot olmuyordu. Herkes odada birbirine laf sokuyordu ya da bahçede. Burada o white shotların olması ve de arka planda onlar konuşurken Dragon Stone'u falan görmemiz ga gayet güzel yani. No, şeyde. Ya. Game of Thrones'da bunlar yoktu yani. Hatta bizim King's Landing'i ki, Landing'in önündeki ağaçlara bile kesmişti herifler. Evet. <gülüyor> <Hatırlıyorsun>? <gülüyor> evet ya, hatırladım. <laughs> Arkada King's Landing bile yok lan. Renovasyona sokacağız. Oğlum taht bile dandikmiş ya diyorum ya. Bakınca komik gözüküyor yani. evet. ben bu tahtı pek sevmiyorum gerçi de neyse. Evet. Ben sevdim ya güzel. O tam harbiden biraz şey tadı olmuş. Ee, dark Fantasy işte Elden Ring, Dark Souls kafası gelmiş biraz da. <laughs> burası direkt Dark Souls level'ı gibiydi abi yani. Aynen. Şey gibi koridor bile aynı yani şey. bir <laughs> koridor var yani. <laughs> burada büyük güzel konu daha var tabi Sahne çok karizmatik hani yani zaten herkes coşmuştur bence. Islanmayan yoktur bu sahnede. Eee Renira'nın gelişi ama ben Miseria'nın tribini daha çok sevdim burada. Ee, yine aslında bir yandan bir kadına karşı kaybetmiş gibi dururken de emin iki kadına karşı kaybetmiş gibi oldu ama Miseria'nın belli ki bir planı ya da belli bir kafasında kurduğu bir şey var. Şey duruşu da güzeldi. Renira ve Renis'in aksine ben işte ıvır zıvır peşine değilim kardeşim. İşte ben sana yakınlaştım. Seni liberate edeceğim korkularından falan ha, gibi bir şeyle takılması güzel. Ondan dururdu. önce tabi tabii Renira'nın gelişi var. İşte o, evet. o çok karizma. <laughs> karizma ama şimdi arkadaş sen niye aşağıdan <laughs> ula kaleye vuracak herhalde diye bir an panik yaptım. Bulutu yaracak abi direkt. lütfen. Bula. <laughs> <laughs> Yukarıdan gel abicim sen niye aşağıdan geliyorsun? Her neyse. Peki sondaki <laughs> En son vitesi boşa alma hareketine ne diyorsun? Şöyle öne eğilip böyle bir şahin süre. tak <laughs> tak. <laughs> çok yakmasın. <laughs> çok yak Yokuş aşağı bırakıyoruz. freni çek diye böyle. Bu arada Cyrax şeydir yani daha uysal bir şeyde de bu arada şey eee um, um, de um, lakabı kan kurtu bu bloodworm böyle ha, aa, bak, o to long long boy uzun böyle, uzun boyun uzun böyle. şey yani şeyi evet. uzun böyle sesi de farklı boğazı da değişik <laughs> sesi süper olmuş bu arada evet. harbiden o güzel olmuş çünkü sesi kitapta iyi çıkmıyor <laughs> Duyamıyorsun. <Vay gülüyor> bu nasıl bir şey? Ne diyor diyor. o diyor bu dinlersen orada duyuluyor. En ee, neyse şeyde um, Dragon'da güzel olmuş çünkü George Martin'in bir isteği burdu yani ejderhaların kişiliklerini yansıtın diye. Çünkü kendi sahiplerinin de kişiliklerini yansıtma gibi bir özellikleri var yani. Hatta savaş başladığı zaman sadece burada değil yani daha önce de atıyorum diğer e, Dragon Rider'a karşı savaşıyorsan iki ejderha onlar yokken bile birbirine düşman oluyorlar yani ha, okay. Anlatabiliyor muyum yani direkt sahibinin mental olarak bağlı. O da Serax daha böyle e, şeyde büyümüş, Dragon Pit'te büyümüş bir ejderha. Seraxis daha çok demon'una takılmış, daha böyle biraz e, ne diyeyim, atarlı bir arkadaş. Direkt o şeyde görüyorsun yani o kişiliklerini hani direkt Çok sesinden olsun, sen. şeyinden olsun, görüntülerinden olsun. Hani şey olarak güzel. Şu ana kadar CGI iyi gitti. Bir tek ee, cenaze sahnesindeki ateş biraz dandikti. Ha, ona herkes Onun takılmış evet. Biraz az onu belli ki <laughs> Aynen flamethrower'la. Çünkü arkasında adamlar duruyordu. O yüzden harlayamadı. <laughs> <laughs> cenaze sahnesinde böyle şeyin arkasında 5 Kingsguard duruyordu. Oğlum çekilin oradan. <gülüyor> <yalan>. <gülüyor> Duralım arkasında. Buradan ateş gelecek. Ne yapıyorsun? Anne? Az <laughs> yakalım. Bozmayalım. Şeylerin kişilikleri güzeldi. Sonra um, Damon'ın sanırım e Rhaenyra ona öldür beni artık hani al kral ol filan dedikten sonra Daemon'un böyle bir 3-4 saniye Başka yollarda olabilir bir... gibi düşündüler. <laughs> Aa, o da olabilir evet. Onu da düşünmüş olabilir. There is another way diye de düşünmüş olabilir. Ya da hani öldürsem ne olur diye de düşünmüş olabilir. Hani, hani şimdi ben bu hatunu burada kessem otoyı da keserim. O bak o bir bonus. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bizlerisinde ne yapar falan diye mi düşündü artık bilmiyorum. Yani şey zannetmiyorum. Sonra em um, Renira'nın onu burası benim kale ya sen gelmişsin buraya şey yapmışsın dükkan açmışsın ama olmaz böyle değil. Ya mi? da istediğini aldı cidden. Yani Renira da sonuçta baba çünkü şey diye gitti ya ben becerdim, ben yaptım. Hani iyice artık babasına karşı şeyini de güçlendirdi. Renira'nın elini güçlendirdi aslında. Yani Damon'un dışarıdan yaptığı her şey aslında iç tarafı etki ediyor. Otto'nun karizmasını bozdu, Renira'yı babasına karşı güçlendirdi falan yani. İlginç olan herkesin yaptığı şeyin böyle bir şeyi var, ne diyeyim? Ee, bağlantılı böyle bir paradoksal bir şeyi var. Mesela Renira Otto'yla iyi anlaşamıyor. Ya da ileride rakip olacak ya da öyle gözüküyor. Ama oraya gelerek büyük ihtimal Otto'nun hayatını kurtardı. Damon Rhaenyra'yı kıskanıyor, ama babasını attar yaparak Rhaenyra'nın eline koz vermiş oldu. Aynen. Hani bir şeyler her her, her birisi bir şey yapıyor. Kompleks. Ama stil. onun istemediği bir etkisi de var yani. Daha böyle şeyler var. Domino taşları eklemedikleri şekilde düşüyor yani şeylerin. Çok kompleks evet. oldu ya orası, baya kompleks. Evet, oldu. yani bu arada bir de Damon'ı ilk gördüğümüz sahnenin biraz daha ne diyeyim? Herkesin böyle bir ooo Damon geldi baba falan diye böyle bir kalktın böyle yerinde yatarken böyle izlerken Damon'u görünce bir <laughs> kalktın, o güzeldi, onu hissetmek güzeldi. Evet, yani evet. Çünkü bir yarım saat yok Damon, adı geçiyor. Top Damon sahneye olsun, girince ya. herkes böyle bir. Arkadaşlar bir bakın bir şey olacak bu herif bir şey yapar <laughs> moduna gir. En azından ben girdim yani. O karakterin bir bölümde daha iyi işlendiğinin bir göstergesiydi yani. Kesinlikle. Herif sahneye girince Oberin girmiş gibi olduk. Şeyi hissettirdiler canım ilk bölümde ya Damon. Çok yani müthiş böyle zeki, zekası efendi ama tehlikeli olduğu çok belli oldu yani. Aynen. Yani zaten Game of Thrones izlerken de mesela kahvede izliyorsun, Oberin giriyor. Susun la susun Oberyn gel. diye. Herkes susuyor. Oberyn'i izliyorlar. Sonra o çıkınca tamam devam edelim. Ben de. Evet. <laughs> Ama işte Aynen. bu karakterle de ilgili ya. Sen, sen de demiştin ya Matt Smith'e muhtemelen çok para Matt Smith'e atmış. O, ya yani Pedro Pascal da sonradan ne kadar acayip bir oyuncu oldu. Yani şu an herif rolden role zıplıyor yani. O Martel de o açıdan çok kritik bir karakterdi. İyi kast götürüyor, hissettiriyor yani karakterini. Evet, yine de var. insanlar çok fazla Oberine, <laughs> Oberine e, çok alıştılar sonra herifin kafasını patlattı ya, şey. Ya. E, çok alışmayın yani. Bunlar sonuçta e, şey dünyasının Westeros karakterleri. Tabii. Böyle çocuğunuzun adını Daemon falan koymayın yani. Renira da koymayın. Aslında bak, <laughs> bir bekleyin bir dizi bir tane kadar <laughs> Aslı iyi dedi. Şimdi bak Game of Thrones izleyip Oberine. O berinden dolayı buna alışık olanlar, da Red Wedding'den dolayı buna alışık olanlar şu an bekliyor. Ben şunu merak ediyorum. Biz yani seyirciyi, casual bir seyirciyi daha çok nasıl şaşırtabilirler? Şimdi dizi bir yandan bunu da isteyecek. Yani şaşırtmalarına öyle... gerek yok zaten. Normal devam etsinler yeter. George Martin yapıyor o kadarını. Hani Şundan Game merak of Thrones'da ona çok şey, seyirciyi şaşırtacağız diye saçma sapan işler yaptılar yani. Tamam işte yani şundan diyorum. Damon mesela ölecek diyelim tamam Ben bilmiyorum okumadım bu arada. Yani kimse korkmasın spoiler vermiyorum şu anda. Ben tahminde bunu diyelim. Damon ölecek. Ben şaşırmam mesela. Ya da etkilenmem ya bundan Bu iç istiyorum. savaş abi. Bu iç savaşta <laughs> çok insan ölecek. Hani kimin öleceğini şimdi ben söylemeyeyim de hani hiçbir karakter güvende değil yani sonuç olarak. Değil. İşte Gördüğünüz yüzden... karakterlerin yarısı diğer yarısıyla savaşacak. yarısı gidecek. <laughs> <laughs> kimseye Kalesi diye çocuğunuzun ismini dördüncü sezonunda koyup sonra Kalesi Kingsland'ı yakınca <laughs> çocuğun ismini değiştirmeye nüfus müdürlüğüne gitmeyin yani. Tabii tabii. Ya o yüzden şey e, dizi bence daha oturaklı oldu aslında. Konuyu oraya bağlayacağım. Dediğine de şuradan katılıyorum. Şaşırtma derdi yok aslında House of the Dragon. Zaten herkes alışık. O yüzden dizinin işleyişi, karakterlerin kompleks olması, nereye gideceğinin yani sonuçtan çok nasıl gidildiğinin heyecan Anladım. yaratması daha iyi oluyor bence bu dizide. Yani sen Damon Damon bir avantaj gibi var yani. ne yapacağımı tahmin edemediğim bir karakteri yaratabiliyorsan ondan sonra şaşırtma gibi bir derdin olmaz. Aynen öyle. Zaten Damon sahnedeyken sen çıkarıp Renier'e ikiye mi bölecek? Alıp ejderha ile Otto yiyecek mi? Dönüp gidecek mi? Açıp götünü mü dönüp götünü mü aşacak? Her şeyi yapabilir <laughs> yani adam. Yapabilir. Hiçbirine şaşırmazsın. <laughs> Yapar yani hiçbirine abi. de o Damon da bunu yaptı ya. Damon da Rene'yi öldürdü. Saçmalık lan demezsin yani. Daha önce konuşmuştuk bunu yani. Tabii. Kimse Ned Stark'ın kafası uçunca şaşırdık da. Kimse de dönüp öyle böyle saçmalık mı olur demedi yani. Değil Herkes değil Hazırdı Ned zaten. Stark o kadar dürüst olmaz lan burada. Sen yani bunu resmen kendin şey yaptın dedin. Hani ya da Rob Stark öldüğünde kimse bu çok saçma şaşırdım ama Allah böyle şey olmaz demedik. Rolf Stark bir sürü hata yaptı. Onun sonucunu şey yaptı. Yani karakteri işleyebilirsen ve de o dünyada iyi insanlara hiçbir şey olmaz. Şimdi başka önemli bir süper kahraman fantazi yazarına laf söyleyeceğim. Ha, her, bölüm sonu, her bölüm sonu her bölüm sonu Sonra insanlar kızıyorlar. Sen karakterleri çevresine iyi adam kalkanı koymazsan o zaman zaten her şey olabileceğine inanıyorsan ben o kitabı okurken ne? ya da diziyi izlerken odur yani. E sen seni şaşırtmana e, hiç gerek yok. E tabii katarsis de yaşamazsın. Gerilmezsin. Hiçbir şey olmaz yani. Seni seni etkilemez. Yani evet. Sonuçta bu dizinin altında yatan metnin özelliği bu. Metne ta yakından takip edin yeter. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok o zaman artık son kısma geliyorum ee, Lionel Strong çıktı bu arada Lionel Strong'da Master of Love en son işte ondan da tavsiye aldı biziz e, ne yapayım ya hangi kız sence falan <laughs> fotoğraflarını gösterdi ondan önce gene biz 15 dakika açtık mı bilmiyorum hani 2 saate gidiyoruz <laughs> şu an <laughs> durun geliyorum 3. maddeye geldim kaçırdığınız tamam. şeyler <laughs> Um, az kaldı. İki şey atladık. Birincisi bu. Ekle um, eklesen, ekle sen. Ha şu sahnenin sonunda tabii Mizar'ya biraz konuştuk. Evet. Mizar'yı tabi biraz değiştirmişler. Uh, burada. Bu spoiler olmayacak ama um, şeyde Mizar'yayla Damon'ın kitapta çocuğu olduğu yazılıyor. Şimdi tabii kitabın da doğru olup olmadığı da, evet, kaynaklardan şey çünkü, yazılıyor diye Aynen. Kitapta tarihte Meister yazdığı için şimdi Damon çocuğu mu olacak diyor ya da işte evlendim hamile filan yazıyor. Kitapta yazılan Damon'ın Mizaria'dan çocuğu olması ancak bu çocuğu için yumurta çalınca Viserys Damon'a Mizaria'yı lise geri gönderme yani doğduğu yere geri gönderme emri veriyor. O yolculukta ee, düşürüyor çocuğunu ya. Hmm, dramayı Ve orada de, başka bir yere çevirmiş. Okay. Evet. Damon o yüzden Viserys'i suçluyor. Çocuğunu kaybettiği için. O yüzden Viserys'e e, atar yapıyor. Burada belki ikinci bölüm üst üste yine çocuğu düşürme sahnesi çekmeyelim diye mi yapmışlar ya da neyse Viserys'i değiştirmişler. Hani çocuğum olmaması için gerekli önlemi aldım ben Fren demiş. Neyse artık o bilmiyorum. Westeros'ta öyle bir prosedür yok. <gülüyor> <gülüyor> hani e, erkekler için var. Varise sorabilir işte. Kadınlar için yok. E, onu böyle bir değişiklikler yaşta. Bir de Mizaria ya, tamamen yani kitapta biraz daha az gizemli bir yani gerçekten sonradan Lady Mister Mystery lakabını falan alıyor. Tamam sonradan rol oynuyor da hani böyle ben hiçbir şeyde benim parada, pulda gözüm yok. Ben senin yanında güvende hissettiğim için seninleydim. Şimdi güvende hissetmiyorum. Şeyi pek yok. Biraz değiştirmişler. Tam bilmiyorum e, ne yapacaklar ileride. Ama orada Fena şey olmamış. Mantığı güzel yani biraz böyle As Targaryen ol Targaryen içinde kadınların da bir mal gibi aslında çok bir farkı yok. Bir mal gibi hareket ettirildiği için hatta bütün kraliyetlerde, bütün hazlarda böyle. O da aslında bu korumayı isteyip hani ben zaten yıllardır satılıyorum. Yani ben neler gördüm? Hani senin gördüğünün yüz katını gördüm. Kral ne anlatıyorsun yani, bana? Yani biraz o dramayı. şey anlatıyor tabii. Ona sen dedin ya. Yani. Kadınlar güvende hissetmek için yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Burada biraz onu söylüyor yani ben yukarıya kadar çıktım hala güvende diyelim yani senin manyaklıkların yüzünden Aynı. hani kralın kardeşinin sevgilisi oldum hala <laughs> yine tata sen gidip kralın götüne pandik atıyorsun böyle şeylerle yapma planlar yani <laughs> <Sen, gülüyor> aynen onu söylüyor böyle sen kralla kralı trollleyip duruyorsun lan manyak mısın diye Delirdin mi yani. ya <laughs> yani onu biraz değiştirmişler kitaptan diğer atladığımız sahnede. E, şeydi herhalde dizinin en gözümüze sokulan foreshadowing'i olan hangisi Viserys'in Legos'unu düşürüp kırması ve de onu Alicent'in tamir ettirmesi evet. aynen işte Broken Man'i tamir ettirdim. artık onu nasıl yorumlarsan yorumla biraz gözümüze fazla sokuluyordu hani ya i̇şte. evet aslında iyi dedin onu at atla, evet atlama o aklımdaydı onu atladım Ardeniyat traktörüne orada biraz şey gazı var evet vizirisi Elisint e, tamir edecek değiştirecek şeyi var biraz orada o gazlı. Yani o artık biraz daha e, ön planda olan bir şeydi Forcia'da daha böyle gizli değil Hani direkt ha o onu Alicent mi yaptı yoksa Otto'nun fikri miydi diye tartışabiliriz ama sonuçta. Ben Alicent'ı yaptığına inanıyorum yani. Bence Alicent. Alicent'ın yaptıkları bence samimi. Oraya geliş yolu değildi samimi. Sonrasında. Ama Alicent şu anda hani rol yapmıyor yani. Bir Cersei şeyi yok yani. Harbiden Viserys'la iyi anlaşıyor yani. Ya ona katılıyorum ya bence. Zaten diyor işte e şeyler yaptı. Stone Mason'lar yaptırdı bunu. O da gidip ben de Stone Mason'a yaptırdım falan diyor. Yani biraz böyle <laughs> Soruyormuş Stone Mason'lara. Viserys'in kalesini yaptırdı. Yok <laughs> hepsini <laughs> kendi <laughs> yaptı. <laughs> Nerd ya falan diye böyle. biraz, şey gibi de oldu. Ya. Input aldı. Input'u değerlendirdi. Ve geri döndü ona yani. Aynen. Connection oldu. Evet. Son mevsim böyle. Bütün gün evin içinde onunla uğraşıyor. Hiç dışarı çıkmıyor falan. <laughs> Kendi gençliğimi hatırladım bir anda ya. Bütün gün bilgisayarın başında oturuyorsun. Çık bir dışarı falan. Hep <laughs> kola <içiyorsun. gülüyor> Aynen. Sabahlara kadar neymiş bu? Diablo muymuş? Starcraft mıymuş? Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? En sonunda peki e, Lionel Strong'un bir önemi var mı şu an için? yani bir kendisi var ama çok spoiler gördük. yapmayalım. Tamam. Leonel Strong'u geçen bölüm hafif bahsetmiştik. Meister 6 tane mene meisterlık e, eğitimi almış. Şeyde halkası var e. ya. Yani. Şeyde biraz daha görkemli bir adam. Çünkü şeyde Strong hani böyle şeye oynuyor. Hayvan gibi böyle güçlü bir herif. E, ama çok akıllı bir yandan da. Herkes onu böyle şey zannediyor. Ha, bu herif şey işte yani ne diyeyim? et yığını. <gülüyor> 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 Öküz. Bütün gün cimden çıkmıyor hayvan falan diye. Halbuki adam entelektüel böyle kas evet. ama bir sor bak bunun altındaki felsefi şeyi falan diye. Akıllı kas. <laughs> akıllı kastlı, Her zaman bulamazsın. <laughs> ha, çok akıllı bir adam. Burada da bayağı iyi şey veriyor gerçi. Ee, gayet mantıklı. Ha, e... bağlarsın diyor. Koalisi diyor kendini bağlamak istiyorsa e... evlenmen yani, lazım Gayet yani. mantıklı. Vizeris'in son saniyeye kadar şey oluyor. Herkes mantıklı şey veriyor. Öğüt veriyor ama Viserys tabi. O arada zaten tam böyle Strong'u dinlerken içeriye şey giriyor galiba. Birisi giriyor bölüyor sözünü. Tam böyle Viserys sanki böyle ikna oluyormuş gibiyken Lionel Strong konuşurken içeriye girip Rhaenyra geri geldi Dragonstone'dan evet. diye haberci giriyor. Kingsguard giriyor. Kingsguard sanki giriyor. böyle sahne devam etseymiş ikna alacakmış. belki ikna alacakmış. Renner'ın gelişi onu bo bak, bozmuş doğru. gibi bir şey olabilir orada. Bilmiyorum. Hani çok belki değişmezdi o saatten sonra. Çünkü Sikti şeyde de. gelmiyor. Renira geldi ya da Renira sizle konuşmak istiyor diye gelmiyor. Dragonstone'dan geri döndüğünce ne demek Dragonstone'dan geri döndü? Aynen, aynen, aynen. <laughs> bir de bilmediği ya bilmediği için Renira bir andan mesela hani dedik yani ya herkesin aldığı kararlar farklı şekilde. Mesela Renier'ın oraya gitmesi. Belki gitmese babası Lionel Strong'la bütün gece konuşsa belki ikna olacak falan. İkna hani olacak, öyle de düşünebilsin. Doğru. Belki onun gitmesi onu bile bozmuş oluyor. Doğru doğru iyi yakaladın. Evet mantıklı da. Peki işte sonra Alison'ta açıklıyor. Zaten burada hani işte drama kopuyor. <laughs> cancel. Otto'nun Corys'e bakışı çok komik burada böyle. <laughs> ne oldu falan. <gülüyor> <gülüyor> Thierry Henry'nin böyle tip tip sırıttığı bir şey vardı yani mim vardı <laughs> o geldi aklıma. Böyle dudakları şey yapıyor böyle gülmemek için. <laughs> Yorumcuyken yani, mi bu? Ne zaman bilmiyorum. Valla bilmiyorum sadece yüzün gözüktü bir vardı okay. şeyde. Tam öyle bakıyor. Yani, Otto da yani bütün şeyi cihani çağırmış arkadaşlar çocuğu koyacağım bütün herkes kansıla şeyde hani böyle Din nasıl gizli yapayım falan da demiyor. Yani sen biz Corliss'i çağıralım sen ben Corliss bir konuşalım demiyorlar. Yok. Toplayalım Cancel'ı. Renier'a sen gel. Şey, Corliss gelsin. Strong herkes bir gelsin. Otto e, orada şov yapacak. Bakın nasıl koyacağım çocuğu gençler. Şimdi bu <laughs> arada e, burada e, şeyde ilk başta ne o? Stark, Rob Stark hani hamile bıraktı. <laughs> Jane Westerling'i sonra evlendi. Muhabbeti şey yaptık ya. Bir önceki sahnede bu gece kralı ziyaret edecek misin diyor Alicent'e Otto. Yani. Hani tam böyle Otto'nun daha böyle biraz büyük şifadır olduğunu önce. gösterdikleri yani. sahne var ya kendini yaralamasana ya güzel kızsın. Yani. Böyle burnunu karıştırıyorsun şey yapıyorsun osuruyorsun. yani <laughs> Hani onu şey yapıyor. Bu gece kralı bu gece kralı ziyaret edecek misin diyor. Orada giydiği elbiseyle ertesi gün ...konseydeki aynı elbise aynı elbise. Ha, oha bak ona dikkat etmemiştim. Şimdi tabii ...komplo teorisi hemen... ...o gece ziyaret etti kralı. Muhtemelen. Ziyaret uzun sürdü. <laughs> ya da kısa sürdü. Çünkü bizleriz 6 aydır. <laughs> ne oldu ondan daha uzun süre Biz, bilmiyoruz. Bizleriz hani, tam bir geri zekalı olduğu için... E, ...her şey olmuş. <laughs> e, ziyaret bir 14 saniye falan sürdü. Daha elbiseyi çıkarttığında... ...bizlere tamam gelme yaklaşma falan diye. <laughs> <laughs> Her neyse. <laughs> ha, öyle bir şey de var mı diye düşünmedim değil. Hani çok Yo, fazla bu arada. E, şeye etki edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Viserys e, Alicent harbiden ona 6 ay boyunca bakıyor işte travmasını atlatmasına yardımcı oluyor. Harbiden gerçek Tamir bir ediyor. şey var. Bağlantı var yani. yani e, tamamen Love is the death of duty yani burada tekrar bu hikayede <laughs> tekrar dönüyorum. bir kez daha çükünü dinleyerek karar alan bir arkadaşın başına neler um, gelecek, <laughs> başına gelenleri izleyeceğiz. Ha, orada öyle bir şey olabilir belki hani gerçekten de um, bir ilişki yaşandı belki hani hamile tam böyle 9 ay sonra çocuğu olursa Alice'ın. Bil o gece olmuş evet, olacak. Şimdi tarihten <laughs> anlarız bir sakinle. <laughs> bu arada o sahneden 9 hemen... 9 ay 10 önce... gün sonra çocuk doğdu falan <laughs> Tam. Hesap yapıyor. Evet. Ee, Renira'nın bakması çok iyi ya. Çok vurucuydu o sahne. Daha açıklamadan bir anda kafayı çevirmesi ve göz göze gelmeleri. Ee, Tabii, şeyin hiçbir şey diye diyememesi. Elisintin ağzını açamaması orada falan. Çok. Bizleri söyleme dedi. Tabii ama bu olayın 6 ay boyunca sürüp ne Rhaenyra'nın, ne Corlys'in, ne Strong'un hiçbirisinin e, hiçbir şekilde bu konudan şüphelenmemiş olması birazcık e, her yani sürekli olarak Viserys'e gidiyor. Bir tane de hizmetçi yok mu arkadaş? Görmedim konusunu ya. Yapsın bunu ya. tabii. Hani o birazcık şey, o kadar şaşırmış olması biraz şey. So Master of Whispers Varys, yok şu anda daha. Şey gibi hissettim. <laughs> Olsaydı Varys hemen söylerdi herkese. <laughs> tabii canım Varys olsa. Ya Koris'le olan konuda hani Koris belki de şeyden çok güveniyordu kendine. Ondan şaşırmış olabilir. Hani o Reyna ve ben yani biz yani oğlum o Valerion falan gibi düşünüyordu belki de. Şeyin şaşırması, e, Renira'nın şaşırması daha bana arkadaşlıktan öte bir sevginin şaşırtması gibi geldi. Ha sen Nasıl şey takarsın. yaptı. Ha, olabilir. Evet. Aa, yani olabilir. O kadar olabilir. Tamam. Bana daha çok böyle benimle arkadaş olmamın sebebi babama ulaşmaktı. Ha, o, şaşırması. O ya da beni kullandın. O da o zaman. Aynen. Evet. Benimle arkadaş olmamın sebebi <laughs> babamla e, yakınlaşmakmış, kraliçe olmakmış diye bakıyor gibi gördüm. Ama tabii herkes kendi istediği yorumu yapabilir. Güzel de şeydi. Bu arada Diliya e, Kok mu bu? Şey Hatun Oynayan oyuncu ha, mu? Re ha, Renier evet. evet. O evet. bayağı iyi iş çıkardı yani. Maalesef. Ha, o, o galiba demiş e, dışarıdaki bir röportajda yani ben aslında Erasınt'la ilişkimizi daha böyle bir kuyur ilişki gibi hep gördüm diye sanırım. Senaryo okuduğumda da öyle hissettim falan demiş. Olabilir ha. olabilir. Evet. evet o şeyler vardı ilk şeyde. Tamamen şey olabilir. Her ikisi de olabilir sonuçta. Yani i̇lla biri ya da öbürü olacak e, diye tabii, bir şey tabii. yok. O anda hem Ha, işte bir şeyler hissettiği birisini kaybetmek üstüne kullanılmış hissetmek de olabilir. Bu arada Corlys Valerian burada şey değil yani net değil Master of Ships görevinden istifa ediyor o şeyde. Sonra Daemon'a koşuyor zaten. İstifa et. Ha, bu arada <laughs> kitapta o görevden Rhaenys'i seçmediklerinde istifa ediyor. Ha. Şu anda Kitapta Master of Ships değil Corlys. ama Corlys'i oraya getirip a, şey tanıştırabilmek için buraya taşımışlar o kararı. Daha güzel um, olmuş aslında. O, o mantıklı, evet. Aktif, çünkü Corlys aksi takdirde kendi high tide'de oturuyor olacaktı yani. Um, hem Rainisi de getirmiş oluyorsun böylelikle Keep'e. O güzel. Um, şeyde. İşte. Uh, benim dragon da geldi bu arada. <laughs> Kafamı oturdu ya. Or e şeyi soracağım. Aslında son sahne geçelim mi? Var mı buraya ekleyeceğim bir şey? Yok yani bu sahnede um, Hightower'ın uh, Revanche'de deplasmanda attığı gollerle kazandığını <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> hem Renier'e hem Corliss'e. Deplasman evet. gol kralı değişince daha fazla atması gerekti Otto. yani burada <laughs> asıl yani şey olan dediğim gibi hani Alisson orada olduğuna göre biliyordu. Yani Small Cancel'de olduğuna göre Alisson biliyordu ama işte Renier'e söylememiş olması da bir problem. Ha bak Çünkü... iyi dedin. Ona söylememiş olması da evet. Bak daha önce konuşabilirlerdi. Aynen. Bir de Viziris Renier'e evleneceğini Söyler gibi yaptığında Renora Lane ile evleneceğini düşünüyor. Aynen. Tamam sen ne gerekiyorsa yap hani görevin ne gerekiyorsa yap gibisinden bir şey söylüyor. Ona Vincent hiç aklına gelmiyordu evet. Aynen şeyde de o sahnede de. Um, Peki şeye yetiyor Her, Herkes şok. Ee, Damon'ın Cori'sin uh, Damon'a koşması. Ve işte güçlerimizi birleştirelim. Sen daha bir adamsın. Adam gibi adamsın falan golgoyu. Orada bir şey gözüme battı. Zaten kamera da odaklıyor. Ee, orası Damon'ın mekanı yanlış anlamadıysam. Yok orası Hightide. Hightide mı orası? Heh, tamam. Okey. Evet. O zaman çözüldü konu. Orada bir tane Çırışmak. şey var ya, e, büste hastalık var. Ya, neydi hastalığın adı? Grace scale. Ha hastalığı olan bir büst var orada. Ulan dedim bunun Damon'da ne işi var Allah Allah falan diye. Tamam okey şimdi oturdu. Ben orayı sanki Damon'ın mekanı gibi anladım. Hi Hight bu arada şey. O zaman Best Damon de... baya de... ayağına mı gitmiş onun? Yani o da ilginç bu arada yani. Call Büyük Stone. ihtimal eğer Corlys Dragonstone'a gitseydi onun haberi giderdi Otto'ya. Ha dedikodu olmasın diye gitti. Çünkü Dragonstone Targaryen yeri olduğu için bir sürü orada ha, şeyi var onların. Vizeresi çalışan adam gelme, var. Sen gelme ben gideyim demiştir. Okey telefon cepten arayıp <laughs> Hacı Haytay'da Haytay'da da göstermediler dışarıdan. Orası da şey yani Corliss orası. daha önce dandik bir kalesi var Driftmark'ta. Ee, Haytay'da kendi yapıyor. Şey olarak. Temel, temelden giriyor yani. Kendi getirdiği zenginlikle oraya yapıyor. Bir de şeye Dragonstone'a değil, öbür tarafına yapıyor. Eskiden karıller birbirine bakarken şimdi, ha daha güvenli yani, şeye şey, bakmıyor. Evet, ha aynen güvenlikli yapıyor filan. Zaten o yüzden diyor ya. <laughs> Damon gene laf sokup durdu herife. Evet ya. <laughs> Sen ve ben aynı yolun adamıyız filan. O senin de mi kardeşin kral ya? Diye böyle. <laughs> Devamlı saplıyor. <laughs> um, ama orada Kordan. şey vurgusu güzeldi Kolis. Hani bizi iplemiyorlar bak hani bize ikinci sınıf adam muamelesi görüyoruz. Ama Damon onu kabul etmeyecek yani etmeyecek. sonuç olarak. Um, şeyde ben um. çok şey vibe alıyorum Damon'dan. Yani eee vizerisi evet düşman içten içe ama bu düşmanlığı kırmak isteme yöntemi onu yok etmek değil. Onun kendini kabul etmesi gibi ya biraz da. Yani onun için ona zarar verebilecek ama kendi gücünü de gösterip Viserys'in onu kabul edeceği ya da yanına alabileceği şeyleri de yapabilir. Şimdi Corys'i isyan edip korise bir şey yapsa yan yani? <laughs> Ele geçirebilen bir adam bile Damon. <laughs> yani Damon'ın tam olarak yani dediğimiz gibi ne istedi ama hala da bu yeni başlıyor yani. Daha önünde çok hamle var. Bu arada o ok... Konsel sahnesinde yani Alicent'in ilan edildiği sahnede kitapta tam olarak öyle olmuyor. Ancak spoiler da yapmak istemiyorum. Ama o krizin çözülebilmesinin bir yolu vardı. Yani insanlar onu düşünsünler. Hmm. Hani orada ben Alicent'i seçiyorum. Ama Corliss'in gönlünü de yapabilme fırsatı vardı Viserys'in. Onu bilerek orada yapmadılar dramayı arttırmak için. Ha okey. Kitapta oluyor ama bu konu. Kitapta hepsi bir anda olmuyor. Kitapta daha usturuplu oluyor bu bir işler. Herkes getirip böyle otlu hayta vurup bütün herkesi bir araya toplayıp durun bak nasıl göt edeceğim herifleri ha. Bak, 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 izle bunu izle. Kaçırma. <laughs> Öyle Çinirme bir şey olmuyor. Yani. Daha böyle şey oluyor. Hani ben seçtim. Ama Corliss... Neyse insanlar düşünsünler. Evet. <laughs> Burada bir yapılacak hamle vardı. Yapılabilirdi. Okey. Yorumlara ee, yazabilirler o zaman. Yazsınlar bakalım. Sonraki bak. bölüme atıldı. Bilmiyorum. Ya da sonra olacak. Ee, Göreceğiz onu. Yani. Spoiler vermeyeyim. Tamam. tamam. Okey. Var Son mı ekleyeceğin başka bir şey? Aynen. 16 dakika falan oldu kusura bakmasın insan. <laughs> 16 dakikada çözdük bugün hızlı ya oldu. Ya oğlum biz Game of Thrones için 3,5 saat video yapmıştık. Videonun başında izleyip sonra uyuyup yatıp gelip geri gelen devam eden adam vardı yani. Evet evet. Ama onlar Çat canlı yayındı bir de. Canlı tabii daha da uzuyor bu işi. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> dur chat'e de bakalım. Dur şey yapalım. Ama tabii abi işte dizi, yani bir yandan da e, şey tepkiler de güzel bu arada çok teşekkür ederim. Süper yorumlar da gelmiş. Yani abi uzun yani bu diziye gidiyor. Bu diziyi de konuşmak lazım hani. Her dizide bu kadar konuşamıyorsunuz zaten uzun uzun yani. <laughs> biraz Aynen bir ediyorum. de her dizinin benim gibi nördü Zor, açacak evet. ağzını adam. Olan <laughs> 11 saat video, 4 bölüm için toplam 11 saat video çektik. Ne konuştuk o kadar ben hiç bilmiyorum abi. Vallahi Ben Bizim de izleyim diyeceğim de sizden nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şey olacaksa hepsi kötü anılarım gelecek aklıma. Nefretten konuşmuş olabiliriz. Okey o zaman ağzına sağlık abi tekrar. E, haftaya bir okay. aksilik olmazsa yine buradayız. E, pazardan daha erken yayınlanacak bir de bu video zamanı biraz geri çekeceğiz daha da güzel Haftaya olacak. Haftaya 10 dakika. 10 dakika. Kaçırdığınız 10 evet. şey. <laughs> Birer dakika ben ayarlarım onu. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay. Hadi bay bay.